RT'den herkese merhaba. Klinisyen veteriner hekim ben Gözde Çetin Kasap. Her çarşamba 12 ile 14 arası veteriner hekim programında sizlerin karşınızda olacağız. Pet dostlarımıza dair her şeyi bizimle paylaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bugünkü değerli konuğumuz klinisyen veteriner hekim sevgili arkadaşım Müge Keser Laleli. Veteriner hekimin programı başlıyor. Muhabbet kuşlarında yoğun bakım tedavisi nasıl yapılır? Sağlıklı bir sürüngenin yaşam alanı nasıl olmalıdır? Afrika grisi papağanların genel özellikleri nelerdir? Egzotik türlerde iç ve dış parazit uygulaması nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Veteriner Hekim'in programından herkese merhaba. Bugünkü değerli konuğumuz sevgili klinisyen veteriner hekim Müge Keser Laleli. Bugün kendisiyle egzotik hayvanlar hakkında konuşacağız. Bütün sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Telefon numaralarımızı size hatırlatmak istiyorum. WhatsApp numaramız 0545 357 42 13. Twitter ve Facebook adresimiz KRT Kultur TV. Yayına canlı olarak bağlanmak istiyorsanız eğer ki 0212 356 99 91'den bize ulaşabilirsiniz. Özellikle izleyicilerimize şu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Egzotik hayvanlarla uğraşan hekim arkadaşlarımız pek fazla maalesef ki hani Türkiye'de yok. Çünkü biz bunları fakültede ders olarak pek okutulmuyoruz. Sonrasında kendimizi yetiştirmeyle geliştiriyoruz, uzmanlık yapıyoruz vesaire. Sorularınız varsa WhatsApp'tan ya da canlı yayınımıza lütfen bağlanın. Müge Hanım da gerçekten bu konuda çok tecrübelidir. Sözü kendisine veriyorum. Hoş geldiniz Müge Hanım. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz Müge Hanım? 2003 yılından beri veteriner hekimlik mesleğine adımımı attım. 2006 öğrenciyken çalışmaya başladık. Birçok arkadaşım gibi. Evet. Çünkü ne olursa olsun her meslekte olduğu gibi fakülteden çıktığınızda biraz eksik kalıyorsunuz. Evet. Mutlaka işi kliniklerde ya da mesleğinizi yapılan alanlarda gerçekleştirmeniz gerekiyor. Daha çok pet hayvanları çalışıyoruz ve egzotik hayvan çalışıyoruz. Aha. Sizin gibi aslında. Teşekkür ederiz. Kendi zaten özel kliniğiniz var. Evet, Bahçeşehir'de ismini vermeyelim. Veteriner kliniğimiz var. Yaklaşık 5 yıldır da Bahçeşehir'de hizmet veriyorum. Daha önce Levent tarafında çalışıyordum birkaç klinikte. Evet. Herkes hep soruyor. Hani egzotik mesela kuşumuz diyor, veteriner hekime götürüyorum. Hani veteriner hekim arkadaşlarımız hani tabii ki hani bizim branşımız değil, hani ilgilenmiyoruz vesaire. Şimdi özellikle sadece izleyicilerimize değil, buradan veteriner hekimlik mesleğini tercih edecek arkadaşlarımıza da ya da fakültede okuyan öğrenci arkadaşlarımıza da hani bir ışık tutmak amacıyla ne önerirsiniz? Sizin gibi nasıl geliştirebilirler kendilerini? İlle uzmanlık şart mı? Yayınlara ulaşabilirler mi? Hani birazcık bize o konuda da bilgi verirseniz yönlendirmiş olalım. Bildiğim kadarıyla ya da kendi önerimi söyleyebilirim tabii ki. Şimdi biz mezun olduktan sonra çalıştığımız kliniğin yakın alanında bulunan pet shoplarda sorumlu veteriner hekimlik yapma gibi bir yetkimiz var. Evet. Tabii ki bunun için ücret de alıyoruz. Bu görevi gerçekleştirirken biraz daha ciddi yaklaşabiliriz duruma. Evet. Çünkü problem şundan genelde kaynaklandığını düşünüyorum. Pet shop sahiplerinin bilinçlendirilmesi, oradaki canlıların satılana kadar olan ki süreçteki bakım ve beslenme koşullarının minimum düzeyde tutulmasının kontrolünü en azından doğru yapılırsa, hem ileride bizim en sık rastladığımız hayvan hani 4-5 yaşına geldikten sonra aslında bakım ve beslenme konusundan kaynaklanan kronik dahili problemler. Bunları yaşamamış oluruz. Evet. Hem satılan daha doğrusu sahiplenilen kişi satılım aşamasında bilinçlendirilirse, yıllık mutlaka veteriner kontrolünden geçmesi gerektiği söylenirse biz bu hayvanların doğadaki gibi ömürlerini daha uzun bir şekilde yaşamalarını sağlayabiliriz evde de. Evet, yani mesela bir hastamızı da özellikle bir hayvanımızı sahiplenirken de hani mesela en basit örnek bir kuşumuzun kafesi nasıl olmalı, ne yer, ne içer, sadece önüne yemini koymakla suyunu değiştirmek de değil mi? Tabii. Bunlar olmuyor. Tek çeşit beslenme yapmış oluyoruz böyle. Evet, aynı evet. Biz aslında empati kurmamız gerekiyor. Evet. Birçok sıkıntı çekiyor çünkü doğada hayvan ihtiyacını, vitamin, mineral ihtiyacını, gerekli karbonhidrat, protein ihtiyacını kendisi ihtiyacına göre dengeleyip alternatifini bulabiliyor. Şimdi kafeste baktığımız süreçte mecburen bunları biz önüne sunmak zorundayız. Kafesin seçimi, kafesin evde konulduğu yer, tümek çeşitliliği, bunların hepsi çok önemli. Belki konu ilerledikçe konuşulur ama örnek vermek gerekirse mesela
muhabbet kuşlarına en sık rastladığımız ayak hastalıkları. Hı hı. Çok basit bir sebebi var aslında. Yani hı hı. bakteriyel ve birçok problemi aşarsak hı hı. gelişim ve sürecin bunu yaşamamızın sebebi tek çeşit tünek kullanılması, çapların hep aynı olması, materyalin hep aynı olması. Evet. Hayvanda tabii hep aynı yere basınç uygulandığı için bir süre sonra ayak hastalıkları başlıyor. Evet. O yüzden doğal ağaçlar kullanılabilir. Hı hı. Bunları internetten birçok ortamdan araştırıp hı hı. bulabilirler. Veteriner hekimlere sorabilirler. Temizlenip bu dalları, farklı çaplardaki dalları kafeslere koymaları mümkün. Hı hı. Kafesler genelde çok küçük oluyor. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. Evet, evet. Çünkü pet shop'tan alıyorlar, en uygun fiyatlı kafesi alıyorlar. Tabii ki eski paslanmış metal üzerine püskürtme boya kafesler oluyor bunlar kalitesiz ve uygun fiyatlı oldukları için. Hı hı. Uzun vadede tabii ki hayvanlar zehirlenmeye gidebiliyor. Çünkü boyalar ufak ufak kalkıyor, biz belki fark etmiyoruz ama hı hı. ileride çinko zehirlenmesi gibi sıkıntılar yapabiliyor hayvanlarda. Hı hı. Bunun için mümkün olduğunca püskürtme boya olmayan kafesler seçmeye çalışmaları lazım. Evet. Gerekirse daha sık değiştirebilirler, 2-3 senede bir daha uygununu alıyorsa. Hı hı. UV'yi konuşabiliriz belki çünkü en büyük yapılan yanlışlardan biri kuşum hep camın önünde aslında sürekli güneş alıyor 10 saat deniliyor evet. ama değil. Evet. Çünkü UVB ışını cam, plastik gibi materyallerden geçmiyor. Yani sadece gündüzü yaşamış oluyor aslında kuş evet. ama UVB ihtiyacını karşılayamıyor. Bunun için lamba kullanılabilir. Evet. Ki genelde yumurtlama, çiftleşmiyor, boş yumurta atıyor, hayvanın hı hı. genel mizacı değişiyor. Çünkü gün ışığından faydalanıp D vitamini, kalsiyumu bunları yeterli kullanamamış oluyor. Evet. Tabii o lambaları da 6 ayda bir değil mi? Aynen. Özellikle değiştirmeleri gerekiyor. Ömrü bitiyor. Sizce mesela kuşlarda yoğun bakım tedavisine geçmeden önce bir soru sormak istiyorum. Şimdi en çok bize o soru geliyor. Kafesimin ben temizliğini basitçe hayvanıma zarar vermeden kuşumun kafesini nasıl yapabilirim diyor. Siz mesela ne öneriyorsunuz hasta sahiplerine? Bir kafes bakımı nasıl olmalıdır? Şimdi kafesin nasıl bir kafes olduğu da önemli çünkü nasıl çıkartıyorsunuz? Hı hı. Hani ben altlık kullanmayı tercih ediyorum ve öneriyorum da tabii burada şu önemli. İlk defa beslemiyor olması lazım kuşu. Yani birkaç sürede en azından bir senelik bir canlı bakımı olması gerekiyor. Niçin? Hı hı. Çünkü biz kuşlarda en çok şunu söylüyoruz hasta sahiplerine, dışkıyı lütfen çok iyi takip edin. Evet. Dışkının rengi, kıvamı, miktarı, beyaz kısım, şeffaf kısım bunlar kuşlarda hepsi farklı. Hastalıkları ifade edebilir bizim için. Tabii hasta sahipleri de bunu ilk başta bu şekilde fark edebilir. Normalden daha yeşil yapıyor, daha çok yapıyor, daha kahverengi gibi. Pelette ya da altlık koyduğumuzda bunu görmemiz mümkün olmayabiliyor. O yüzden ilk dönemlerde peçete gibi beyaz olan, emebilen, hani fark edebilecekleri bir altlık istiyorum. Evet. Daha sonrasında zaten altta telin altında nemi en azından ya da rutubeti aza indirebilecek mısır koçanı gibi altlıklar kullanılabiliyor. Evet, ben sizden görmüştüm, çok güzel bir üründü. Onlar zaten büyük pet shoplarda değil mi? Kiloluk satılıyor. Alabiliyorlar. Mısır koçanını özellikle öneriyoruz. Peki sadece muhabbet kuşlarında mı diğer ırklarda da kullanabiliyorlar mı? Bütün kuşlarda tüm egzotiklerde değil mi? Kullanabiliyorlar. Aynen. Hem tozuma yapmaz değil mi? O aynen bakımdan öyle da iyi. Başka ne öneriyorsunuz mesela kafeslerde? Temizlik olarak mutlaka tabii ki yani bana sorarsanız ben biraz hassasım. Tüneklerin çok sık temizlenmesi evet. eğer dışkıyla bulaşıksa. Eğer kuşunuz hani temiz bir kuşsa ve mama kabının etrafında tünekte herhangi bir kirlilik görmüyorsanız bunu 2 haftada bir iyice bir şekilde temizleyip kurulayıp tekrar kullanmaya devam edebiliriz. Sıcak suyla mı yıkasınlar, bir deterjan kullanabilirler mi? Ben genelde su öneriyorum sadece. Evet. Çok hani gene hasta sahipleri de titiz olabiliyor. Hani emin olmak istiyorum bir sıkıntı kalmasın diyor. Tabii ki gene çamaşır suyu gibi şeyler kullanabilir. Çok iyi durulanmasına dikkat hı-hı. etmek lazım. Onun dışında pet shoplarda pire için hayvanlara verilen spreyleri sadece kafes temizliği için kullanılabilir. Değil mi? Hayvanların üstüne önermiyoruz asla. Evet. Evet, zehirlenen hastalarımız çünkü olabiliyor. Çünkü solunum problemi oluyor. Astım olabilir. Hani bir haberleri yoktur ama hayvanınızın problemi vardır. İnhaler bir alerji söz konusu olabilir. Hiç gerek yani yok. Kuşlarımız aslında inhalasyon yoluyla olan dış parazit uygulamaları değil mi? Dezenfektan evet. spreyler, parfüm bile en basit örnek. Bizim parfümümüz bile onlarda toksik sıkıntı etki yaratabilir. Evet. Sprey yoluyla çünkü kuşlar durmuyor. Burun deliklerinden içeri kaçabilir. Allah korusun çok bir yere tutulum yapar, yalayarak kendini zehirleyebilir değil mi? O tip aerosol yolla hiçbir şey önermiyorsunuz. Peki vücut ısısı biliyorsunuz onların 39 ile 42 arasında olması lazım. Odanın sıcaklığını nasıl tutabilirler? Her ilimizde biliyorsunuz kalorifer, doğalgaz yok. Sobayla ısınıyorlar. Hani lamba mı kullanabilirler? Tabii. Nasıl bir şey yapabilirler? Ceyran onlar için hani önemi hakkında da bilgi verebilirsiniz. Zaten birçok hasta yakın artık ceyran kısmını iyi biliyor. Yani tabii ki ciddi bir hava akımında kalmasını önermiyoruz. Ben önermiyorum.
güneşli havalarda, rüzgarın olmadığı dönemlerde hava, yani dışarı da çıkarılabilir. Hı hı. Sadece dikkat edilmesi ve hayvan alışkanlığı önemli. Yani yıllarca ben bu hayvanı hiç ev ortamından bir dışarı çıkarmadıysam, tabii ki bu hava güneşli deyip çıkarabileceğimiz bir durum değil. Çünkü alışkın değil hayvan. Hı hı. Hasta olabilir. Ama onun dışında mutlaka güneşli havalarda arada dışarı çıkarılmasını öneriyorum. Evde koyduğumuz yer ceyranda kalmayan bir yer olması lazım. Isıyı dediğiniz gibi infrared dediğimiz bizim ısıtıcı lambalar elektrikçilerden bulabilir. Bulabilir, birçok yerden temin edebiliyorlar. Wattlarını ve hani kullanım şeklini mutlaka öğrensinler, evde herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Bunu elektrikçiye sorabilirler. Ben de illa gidip pet shoplardan almıyorum. Fiyat çok farklı olabiliyor. Eminönü, Perpa gibi birçok bu tip işlerde büyük merkezler var. Gidip öyle yerlerden de bulunabilir. Yeter ki wattlara dikkat etsinler. Evde ben şunu en çok söylüyorum, bir de kuşunuzun kafesini nereye koyuyorsunuz? Çok yukarı mı, çok aşağıda bir yerde mi? Yani genelde şunu yapmaya çalışın. Kuş tünekteyken bizim göz hizamızda durursa iletişim ve sosyalleşmeyi daha iyi başarabiliriz kuşumuzla. Yani omuz hizamızdan aşağı koymayalım değil mi? Kafesimize hem kendine güveni, korkmaması açısından. Aynen. Peki mesela hasta sahiplerimiz şöyle diyor, gözlerini tamam ben ceyranı tutmuyorum da sürekli yerini değiştiriyorum kafesin. Sürekli yerini değiştiriyorum. Yani ceyranda kalması. Mesela sizce kuşların ya da hayvanlarımızın sürekli yerini değiştirmek onlara bir stres faktörü yaratır mı? Bence çok ciddi bir stres faktörü. Evet. Ki genelde tüy yolma şikayetiyle gelen hayvanlarda ilk sorduğumuz sorulardan biridir. Mekan değişikliği var mı? Kafes yeri değişti mi? Ya da evde değişen bir şey var mı? Ev eşyası da olabilir. Kalıcı bir misafiriniz olabilir. Ya da evdeki çocuk bir süreliğine okumak için dışarıda gitmiş olabilir. Bu tip durumlarda bile psikolojik olarak çok etkileniyorlar. Bazı kuşlar, özellikle Jaco gibi kuşlar, daha çok bir kişiye bağımlı olduğu için evde o kişi uzaklaşırsa sıkıntıya girebiliyor. Bu dediğim gibi aynı şey mekanda da geçerli. Yani mekanımız çok hareket ettirmeyip sabit olacak. Kafesi açıp hayvanın uçmasını sağlamak. Yani gün içerisinde egzersizini yapıp kendisi istiyorsa zaten sıcaklığını ve rüzgarını beğendiği bir yeri seçmesini tercih etmemizde fayda var. Tabii kapı açıp ceyranı bırakmadan odanın kendi haliyle. Eğer hani hayvanın yer değiştirmesindeki amacımız onun biraz daha işte şurada güneş alsın, biraz burada daha oksijeni temiz deyip yapıyorsak bunu, kafesi açıp kuşun kendisinin oraya gitmesini beklememiz daha mantıklı olur. Tabii. Ben bir de genelde kuşlarımız mesela salıkken onları tutacağınız zaman hani karanlıkta gözleri görmediği için hani böyle kuşunuz biraz stresli bir kuşsa diyorum ki hani ışıkları kapatın. Havluyla ya da izin veriyorsa hani elinizle de tutabilirsiniz ama bir işlem yapacaksanız hani kuşunuzu tutmanız gerekiyorsa ve ele alışkın değilse lütfen bu işlemi görmeyeceği için karanlıkta yapın diyorum. Bize de muayeneye geldiklerinde mesela özellikle dediğiniz gibi Afrika grileri, jackal'ı tutacağımız zaman hem havluyla hem de ışıkları mümkün olduğu kadar kapatıp o şekilde tutuyoruz değil mi? Yani yaklaşmanın da bazı püf noktaları var değil mi? Neye dikkat etsinler mesela? Ya evdeyse zaten tanınan insanlarlaysa bu sıkıntı çok fazla olmuyor ama veterinere götürüldüğü zaman mutlaka, hatta ben şunu da istiyorum bazen, evde kafesinizi örtmek için bir havlu kullanıyor musunuz? Ya da hani kuşunuzun bulunduğu yerde hani hem kokusunu hem rengini hem tipini bildi. Çünkü gerçekten jackal'lar artık nesneleri bile çok rahat hareket ayırt edebiliyorlar. Zeki hayvanlar. Evde kullandığınız bir havluyu gelirken getirin. Hem hani kafes rüzgarı almasını üstüne örtüp getirin. Hem de burada bildiği ve kokusunu bildiği bir aparatla tutalım. Daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Peki veteriner kliniğine getirirken kuşlarını nasıl getirebilirler? Bir taşıma, bir gün bir hasta sahibim kese kağıdının içinde getirmişti. Yani evet ciddi solunum problemi yaşıyordu ve hani küveze koyduk. Önce solunumunu normale çevirdik. Ondan sonra müdahale edebildik. Nasıl öneriyorsunuz? Mesela bir Jaco'yu bir taşıma, kedi taşıma kabında getirebilirler mi? Kafesleri çok devasa oluyor çünkü. Hani ne öneriyorsunuz? Kedi taşıma kafesi de olur. Transport kafesi dediğimiz kafesler de satılıyor. Tabii bunu da temin edebilir. Ama evinde başka hayvan vardır ve kedi box'ı vardır. Yani yeter ki önemli olan şu, hayvanın kanat açıklığını hani onu zorlamayalım. Kendi kanadını açmaya çalıştığı zaman kırmasın. Herhangi bir yaralanma, zedelenme olmasın. Kanat açıklığını sığabileceği bir ölçüde, bir şekilde taşımalarında fayda var. Yükseklik önemli değil. Yeter ki kanatlarını rahat açabilsin içerisinde. Yani tabii mesela böyle. Tabii materyal tabii ki çok önemli. Ama kaça da bile. Ama genelde herhalde kedi ya da köpek taşıma kapları. Daha rahat oluyor büyük kuşlar. Kemirebileceği ön tarafı zaten değil mi? Metal olan kapaklıları tercih ederlerse olur. Kedi taşıma kaplarında hani rahatlıkla herhalde. Plastikleri de hani kısa vadede
koparabileceklerini çok düşünmüyorum. Hani sürekli içinde tutmayacaklarsa, çok uzun bir yola gitmeyecekse. Ama dediğiniz gibi daha doğru olur. Kesinlikle taşıma baksının metal kapılı olanları olursa. Ya da transport kafesi temin edilebilir. En sağlıklısı olacaktır. Ve mutlaka ama üstünü kapatacaklar. Yani seyahat sırasında, araba sırasında karanlık ortam yaratabilecek bir şekilde hem rüzgardan korumak için hem stresi azaltmak için. Çünkü evdeki olan problemi iki katına çıkacak şekilde kliniğe girmek zorunda kalabiliyor hayvan o yol boyunca. Hem strese giriyor, solunumu olduğundan daha da hızlı olabiliyor. Yani tamamen bizim teşhisimizi aslında daha kötümüş gibi algılamamızı sağlayabiliyor. O yüzden en önemli şey zaten kliniğe geldiği zaman hayvanlar bir streste oluyor. İlk yapacağımız şey sizin de söylediğiniz gibi kafesi açıp hayvanı önce elimize almadan önce dışarıdan bir bakacağız. Dış bakıda gördüğümüz anormallikleri önce değerlendireceğiz. Hayvan bu süreçte ortama alışacak. Onun için bir tehdit unsuru oluşturmadığımızı fark etmesi lazım. Biz de bu süreçte solunumu yeterli mi? Kuyruk hareketi nasıl, bir ağrı belirtisi, solunum problemi var mı? Ağız açık mı? Gözlerde bir akıntı var mı? Kloaka dışkı yaptığı yerin etrafındaki tüylerde ishal dışkıyla bulaşıklık var mı? Tüneyin kafesin altlığı ne durumda? Tüneklerdeki dışkılar temiz mi? İshal durumu var. Mama ne kadar tüketmiş? Özellikle kabuklu tohum veriliyorsa kabukları duruyor mu? Yani yediği yiyip yemediğini anlamamız açısından. Bunlara bakarız. Zaten bir bu arada da anemnez alırken hastası yakınıyla konuşurken bir 10-15 dakikamız geçiyor. Bu süreçte kuş da bize alışmış oluyor. Rahatlamış olur. Zaten solunum problemi varsa yapabileceğimiz ilk işlem önce hayvana oksijen vermek olacak. Ne zaman ki solunumu stabil hale getireceğiz ondan sonra diğer problemlere girmeye başlayacağız. Kan mı alacağız? Ateş mi bakacağız? Röntgen mi çekeceğiz? Bunların hepsinin solunumunu hallettikten sonra yapabileceğiz. Şimdi aslında Müge Hanım siz kısaca bir kuşta hastalık belirtilerini saydınız. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Hasta sahiplerimiz veteriner kliniklerine gitmeden önce sularını, kafesteki sularını çıkarsınlar ama altlık malzemelerini hiçbir şeyi değiştirmesinler. Kafesiyle getireceklerse, kafesiyle getiremeyeceklerse alttaki değil mi o peçeteli kakasını götürürler veteriner hekimlerine. En azından hani kakalarını görsün ama biz doğal ortamını, kafes ortamını görsek bizim için çok iyi oluyor. Yani kafes ortamıyla kimi biliyorsunuz hastalarımız hemen temizlemek istiyor. Temiz gelmek istiyor ama hani öyle önermiyoruz. Bizim için doğal ortamı o anki hani pis kakası önemli. Çünkü onlar hep konuşamadıkları için bizim için ipucu. O yüzden özellikle suyunu çıkartıp dökülmemesini sağlayacaklar. Bir de kafesi hiçbir şekilde değiştirmeden taşıyabiliyorlar. Ya da hani transporta alıyorlarsa şunu da yapılabilir. Hani biraz önce altlık da kullanabilir dedik. Peçeteyle getirmek kolay ama altlıkla işte emdi getiremedim gibi yorumlar olabilir. Fotoğraf çekilebilir. Değil mi? Bir avuç örnek alınıp bir buzdolabı poşetine konulup getirilebilir. Zaten hayvanlar stresten kliniğe geldi dışkı yapıyor ama o yaptıkları dışkı normalde yaptıkları dışkıyla pek aynı olmuyor stresle yaptıkları için. Ama biz bir parazit örneği ya da bakteri örneği alacaksak aynı o geldiğinde yaptığı dışkıyı zaten kullanabiliriz. Bizim için önemli olan normal stressiz ortamındaki dışkılama şekli. Nasıl? Evet. Bir de Müge Hanım mesela röntgen çekerken ya da herhangi bir şey yaparken biz kuşlarımızı anesteziye almıyoruz. Hasta sahipleri genelde bundan çekiniyor. Onun hakkında da bir bilgi verebilir misiniz? Yani eğer kuşumuzu tutmakta çok zorlanıyorsak tabii ki zarar vermemek adına bir gaz anestezisi uygulanabilir. Solunumla yapılır ve hemen röntgen işlemi bitince zaten eskiye döneriz. Ama bir muhabbet kuşu, bazı çok uysal kuşlarımız var, sultan papağanları müsaade edebiliyor. Hiçbir şey gerek kalmıyor. Bir jakoda bile gerek kalmıyor. Yani o havluyla stabil edip bir temas kurup bir iki dakika beklerseniz zaten röntgene gidebilip daha sakin çekebiliyorsunuz. Ama tabii hayvanı endişeye sokup hani hemen tutalım, çekelim derseniz sıkıntı çıkıyor. Ama ne olursa olsun hasta yakınıyla da anlaşamayan, agresyon gösteren kuşlar var. Onlar da gaz anestezisiyle gene hızlı bir şekilde röntgen çekilebilir. Hiç problem olmayacak. Yani zaten öncesinde hep hasta sahiplerine bilgi veriliyor. Onlar kabul ederse işlem yapılıyor ama yapılan işlemlerin %80'inde, %90'ıyla hani anestezi uygulanmıyor da kuşunuzu tuttuğumuzda aman tutmayın hani bir şey olur falan diye panik yapıyor hasta sahiplerimiz. Yani kuş muayenesinde hani genelde bir sıkıntı olmaz. Zaten solunum depresyonu yaşayanlara biz söylüyoruz hani rahatlatalım. Ondan sonra bakalım diye. Şimdi solunum depresyonu demişken Müge Hanım sorularımıza geçmek istiyorum. Çok güzel sorularımız var. Muhabbet kuşlarında ya da tüm kuşlarda aslında yoğun bakım tedavisini nasıl yapıyorsunuz? Yani nasıl bizi bilinçlendirebilirsiniz? Hasta sahipleri gelmeden önce evde ne yapabilirler?
Şimdi maalesef durum yoğun. Müge Hanımcığım, güzel sorunuza geç, cevabınıza geçmeden önce telefonumuz varmış hemen. Alo. Efendim? Merhabalar. Merhaba. Ulvi Hanım, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok sağ olun. Nasıl yardımcı olabiliriz size? Şimdi bizim de kuşumuz var, market kuşumuz. Evet. Yalnız kat etinden çıkmak istemiyor. Nasıl? Ben kuşumuzu bir türlü yapamıyoruz. Biz bu kuşu bir başka birinden almıştık. Evet. İkinci sayesinde. Biraz böyle işte bize altına kadar bir zaman geçti. Evet. Attık artık bizim ortamımıza. İşte dediğiniz gibi kat eti böyle onu tuzağımıza attık. Yalnız bir türlü uçuramıyoruz. Yani uçmak istemiyor. Kafesten çıkmak istemiyor. Agresif mi peki? Kafesi açtığınızda, elinizi soktuğunuzda ne yapıyor? Ay, çok tırsınıyor. Evet. Yani, çırpınıyor. Yani. Tedirgin oluyor. Strese giriyor bu peki, arada. Peki agresif mi yaklaşıyor size? Kaçıyor mu yoksa agresif mi yaklaşıyor? Yok, agresif oluyor biraz böyle. Agresif oluyor. Yani kaçıyor böyle, gelmek istemiyor, çatırsını dönüyor. Agresif de peki. Yani şu anda ben konuştuğum zaman da çok böyle ötüyor herhalde, duyuyorsunuz. Evet, arkadan sesini duyuyoruz. Erkek mi, dişi mi? Erkek. Tamam Ulvi Hanımcığım, şimdi ben sorunuzu Müge Hanım'a da yönelteceğim. Sorunuzu daha geniş açıklamamız için bizi ekranınızdan takip edebilirsiniz. İyi günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim, iyi günler. Çok sağ olun, iyi günler. Müge Hanımcığım, mesela şimdi Ulvi Hanım'ın hastasına, yani kuşuna ne tavsiye edersiniz? Nasıl alıştırabilirler? Şimdi önce bir şunu sormak lazım. Ne kadar zaman olmuş? Yani bu ikinci sahipleriymiş Ulvi Hanım'ın. Evet. Ne kadar süredir kendilerinde? Bu çok önemli. Bence ilk sahipleriyle çok ciddi bir bağ olabilir kuşun. Evet, o yüzden bunu yapıyor olabilir. Şimdi zaten korkak ve anladığım kadarıyla saldırgan değil. Daha çok korkuyor. Kaçıyor. Evet, hani bir gagalama durumu yok. Korkup kaçıyor. Bu tip durumda kafese el sokmayı ilk etapta asla önermiyorum. Daha çok kuşun güvenini kazanmamız lazım. Tehdit olarak algılamaktan çok onun bize gelmesini sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Kafesin içine değil tabii, hemen kafesin ön kapı kısmında konuşarak sosyalleşebiliriz. Kapısı hep açık kalabilir kafesin, hani gözlemleyebildiğimiz zaman boyunca. İkincisi, verebileceğiniz ekstra gıdaları. Yani tabii ki gene önemli, beslenme kısmına geliyoruz. Çünkü sadece hazır gıdayla beslenme taraftarı olmadığımız için dışarıdan verebileceğiniz vegetable ya da filizlendirilmiş tohumları, sevdiği şeyleri elden ya da kafes dışı ortamında verebilirsiniz. Kafesin yakınında... Ödüllendirme gibi değil mi? Aynen. Kafesin yakınında ama kafesin dışında. Çok dip dibe de olabilir. Sadece o kapının dışına çıkmasını sağlayabilir. İçin daha yakınına yiyecekler koyabilirsiniz. Hani hayvan gene kafesin içinde ama kafasını dışarı çıkarak yemeye çalışabilir. Bunun için zaman, sabır Bunu biraz, belki günde defalarca her gün gerekecek. Mutlaka ve günün belli periyotları olabilir. Evet. Aynı zaman dilimini seçerseniz kuşunuz da daha çabuk alışır. Çünkü hani bizim gene sosyalleşme zamanımız geldi günün bu saatinde diye, ya da ışığa göre kendisini ayarlayabilir. Daha sakin yaklaşsınlar. Evde çocuk varsa ona çok dikkat etsinler. Hani hayvanın sürekli kafesiyle ilgili olup hayvanı ellemeye çalışmasın. Yani o bize gelmeye başlayana kadar mümkün olduğunca onun sınırlarını kabul ede yaklaşmamız belki lazım. Bu bir 3 ay, belki 1 yıl sürecek, bir yıl değil mi? Sürebilir. Yani korkutma, bir de yaş büyüdükçe de tabii ki doğal karakter olarak karakter de oturuyor. Evet. O yüzden sıkıntı başlıyor. Ben bazen de şey diyorum, mesela uçmak istememesinin sebebi belki bir sıkıntısı da olabilir. Daha atıyorum, önce 40 gram 50 gram belki yağlı bir vücuda sahip olabilir. Ya da daha önce salmışlardır, cama çarpmıştır, herhangi bir yere çarpmıştır. Vardır. Önce aslında bir veteriner hekime bir götürebilme imkanları varsa, sağlıklı olduğundan emin olduktan sonra alıştırma işlemlerini yaparlarsa, değil İyi mi? Hatırlattığınızı düşünüyorum. Çünkü gene geçenlerde bir vakamız vardı. 3 yıldır kuş uçamıyor diye geldi. Bir muhabbet kuşunda biz ortalama 40 gram diyoruz. Evet. Hani sağlıklı bir muhabbet kuşu. Tamam, 35'lerde olabilir, 45'lerde olabilir. Ama bir 55-60 olmaması gerekiyor. Hayvan tamamen obeziteden kaynaklı uçamıyor aslında. Tabii buna bağlı olarak karaciğer yağlanması, lipom gibi bazı problemler olabiliyor ama bunun en büyük sebebi tabii ki beslenme. Evet. Hayvan daha çok ötsün, daha çok çiftleşsin diye verdiğimiz bazı tohumları, yani pet shoplarda daha çok verilen fazla tohum, yanlış tohum. Bir de hasta sahipleriniz şöyle bir şey söylüyor. Biz ne yersek
o da yiyor. Tarhana çorbasından tereyağlı pilava, sarımsaklı mantıya, değil mi Müge Hanımcığım? Onlara da değinirseniz lütfen. Yani bu zaten kedi köpekler için de bizim evet. en büyük sıkıntımız. Evet. Biz genelde buna bazen anneanne babaanne sendromu diyoruz. Biz vermiyoruz ama işte gözüne gözüne bakıyor, çok acındırıyor kendini masa altı gibi. Bunları alıştırdığımız zaman tabii ki önüne geçemiyoruz. Biz de tabii ki bazı sağlıksız gıdaların tadını daha çok beğeniyoruz alıştığımızda. Aynı şey hayvanlarda da oluyor. Egzotik hayvanlarda bir kedi köpekten çok çok daha önemli bir süreç. Çünkü tamamen metabolizma farklı, sindirim şekli çok farklı, beslenme şekli zaten farklı. Evet. Yani ben o normalde hiç yağ, tuz, baharat bilmeyen bir hayvana dışarıdan baharatlı gıda vermek... Hem kendi beslenmesini değiştiriyorsunuz, hem fizyolojisini değiştiriyorsunuz, hem de ömrünü kısaltıyoruz. Evet, gut bile olabilir. Evet, ya evet. Şunu çok soran oluyor, evet. Kesin sizin de başınıza geliyordur. Onlarda karaciğer mi var, onlarda gut evet. hastalığı mı var, onlarda evet. böbrek hastalığı mı var? Yani bizim yaşadığımız her şey, hatta çok daha fazlası hayvanlarda evet. karşılaşılabiliyor. Aynen öyle, kuşlarımızda bir tek bizden fazla hava keseleri var. Bizde evet. eksik değil ama. Evet, bizde o yok. Yani hani her hastalık olabiliyor ve çoğu işlemler, kediye köpeğe yapılan işlemler onlara da yapılabiliyor. Ki daha zor. Evet, çok basit örnek MR dahi çekilebiliyor tabii ki anestezi altında. Hani tüm kanser problemleri onlarda da şekil. Şekillenebiliyor ama tabii ki bu işlemleri yapmamız için önce kuşun düzenli evet, geliyor olması evet, lazım. Evet, düzenli olması lazım değil mi? Onlar yani çok kronik önemli. Bir problem. Artık çok ilerlemiş. Hayvanda kansızlık problemi var Hı-hı. belki. Kan alıp tahlillerin detaylarına inmek istiyorsunuz evet. ama kan alamıyorsunuz. Çünkü evet. artık çok evre ilerlemiş. Son evrede geliyor. Bu tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Evet. Bir telefonumuz daha varmış. Size izleyicilerimiz buldu. Hemen kuşlarla ilgili sorularımız geliyor. Alo. Efendim? Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Deniz'den arıyorsunuz galiba Sami Bey. Evet, ben Deniz'den arıyorum. Benim bir sultan papağanım var, emekliyim. Evet. Bu sultan papağanla iyi anlaşıyoruz. Yalnız aşırı küçük tüycük mü diyelim bir şeyler dökülüyor. Buna vitamin alıyorum, şey diyorum bir türlü geçmiyor. Şey tüy mü dökülüyor anlayamadık? Tüy gibi işte küçük küçük veya şeyler dökülüyor, tüy de dökülüyor. Toz gibi mi yoksa bir iç parazit gibi bir şey mi? Neresinden dökülüyor? Vücudundan mı dışkısından mı? Vücudundan. Vücudundan. Böyle tozu gibi değil mi? Kıl folikülü gibi. Evet. Evet, kepek gibi böyle. Kepek gibi, tozu gibi. Başka evet. peki yem olarak normal yem kullanıyorsunuz. Ekstradan meyve sebze veriyor musunuz? Veriyorum. Veriyorum. Dişi mi erkek? Kararı çok seviyor. Bir çeşit bir ot var, onu çok seviyor. Bazı işte armut, elma gibi onların kabuklarından yiyor. Evet. Gün ışığı aldırabiliyor musunuz? Efendim? Gün ışığı alabiliyor mu? Güneş ışığı alabiliyor mu güneş ışığı? Güneş ışığı almıyor. Almıyor. Kaç yaşında peki? 1 yaşında daha. 1 yaşında. Erkek mi dişi mi? Erkek. Erkek tamam. Bütün besinle anladığım kadarıyla dikkat ediyorsunuz. O zaman Sami Beyciğim şimdi biz bir sorunuzu Müge Hanım'la işleyelim. Bizi ekranınızdan takip edebilirsiniz. Denizli'ye çok çok selamlar. Teşekkür ederiz aradığınız için. Tabii ki selam. Şu anda televizyon sinyal yok diyor yalnız. Oo ha tamam. O zaman biz arkadaşlarımıza söyleyelim kontrol etsinler. Denizli tamam. ekranlarını tamam. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Müge Hanımcığım, şimdi Sami Bey'in kuşu erkek dedi değil erkek mi? Dedi. Erkek dedi. Sultan papağanı. 1 yaşında bütün kuşlarda özellikle cakolarda olduğu gibi o tozdan bahsedebilirsiniz. Ne yapabilirler, nelere dikkat edebilirler? Şimdi bunda en önemli faktör banyo evet. tabii ki. Yani haftada bir banyo yapılabilir Hı-hı. durumuna göre tüy tozundan bahsediyorsak ne kadar şiddetli olduğuna Hı-hı. göre. Ama ben hani ayda 1-2 öneriyorum daha çok. Dediğiniz gibi problemler varsa daha sık yıkamaya teşvik edilebilir. Kuş. Hı-hı. Tabii yıkama koşullarına çok dikkat edeceğiz. Onu nasıl öneriyorsunuz? Böyle bazen su sahiplerimiz çeşmenin altına sokuyorlar. Hani onun için de bir örnek verebilirsiniz. Yani bazı kuşlar var gerçekten suyu çok seviyorlar.
Hı-hı. Sadece hani elini çeşmenin altına koyduğunda hasta sahibi, hasta yakını zaten kuş kendisi hareket ediyor. Ama değil biz mi? Tutup da tabii suyun altına koymuyoruz. Herhangi bir asla şampuan da yok, değil kullanmıyoruz. Evet, evet. Normal ılık bir su olacak. Hani çok Hı-hı. sıcak, çok soğuk olmasın. Bir hasta sahibim video göndermişti. Gerçekten çok başarılı bir yıkama bence. Nasıl? Normal bizim büyük bak ara papağanlardan büyük evet. bir jako olarak düşünelim. Serbest durdukları tünekler var. Evet. O tüneyi banyoya, duşa kabine taşıyor. Ha çok güzel. Duşa kabından fıskiyeden normal suyumuz geliyor. İster kendini kuru alana çekiyor, isterse kendini suyun altına geliyor. Bu şekilde kendi duş alıyor. Evet, yani hani hem de hayvanın psikolojisi açısından iyi bir şey, Hı-hı. hem genel deri sağlığı için, tüy sağlığı için önemli bir şey. Beyefendinin adını unuttum. Sami Bey. Sami Bey'in evet. şöyle bir problemi var anladığım kadarıyla. Dökülüyor mu, yoluyor mu ben onu çok ayırt yolmuyormuş, edemedim. Yolmuyormuş. Böyle etrafta döküntüler görüyormuş. Derisi tüyle birlikte. Dökülen, evet, beyaz hem tüyü de hem de böyle tamam. kepek kepek döküntüler Bu görüyormuş. Yıkama problemi muhtemelen dökülme tüy değişimi. Yani standart bir tüy değişimi zamanında olabilir. Yılda iki Hı-hı. kere bunu görmemiz normal. Aynı kedi köpekte gördüğümüz gibi. Hı-hı. Ama daha fazla bir kaşıntı durumu. Kendini yolarak yani temizlemeye çalışırken ya da kaşırken dökülüyorsa tüy, güçsüz bir tüyse ve tüy değişimi zamanı da değilse ya da bu süreç çok uzun sürüyorsa bir aydan uzun süren bir tüy değişimi zamanı olursa ciddi bir ya kalsiyum, D vitamin bunlarla ilgili bir sıkıntı olabilir. Mutlaka UV ışığını sağlaması gerekiyor sanmayın evet. ki zaten güneş ışığı da almıyor. Hani camdan da almıyor. Hani evet. normal gündüzü geceyi de çok yaşamıyor anladığım kadarıyla. Hı-hı. Bu da çok önemli çünkü ciddi bir stres ve metabolizma farkı. Hani bizim gibi düşünün sürekli gündüzü yaşasaydık hormonal olarak hem melatoninle sıkıntıya gireceğiz. Ede olarak bütün bağışıklığımız bozulmaya başlayacak. Bunlar birbirini tetikleyen şeyler. Evet. Bir kere mutlaka günün 10 saati günü 10 saati geceyi yaşaması lazım. Hı-hı. Yumurtlama dönemi, kalsiyum ihtiyacı gibi durumlarda belki bu süreci bir 2 saat daha uzatabiliriz. Hı-hı. Ya da çiftleştirmeyi düşündüğümüz dönemlerde. Hı-hı. Ama tüy sağlığı için mutlaka zaten besliyorum dedi. Hı-hı. Sebze sanırım çok kullanılmıyor. Daha çok meyve besleniyor çünkü bunlar yemeklerin içerisinde Hı-hı. var. Çeşitli renkli biberleri vermeye deneyebilirler. Hı-hı. Kale gibi kalsiyumu yüksek yeşillik verilebilir. Hem C vitamini oranları fazla olur yüksek. Deriye de iyi olur Aynen değil öyle. Mi? Bunlar internetten de bakabilirler. Herhangi bir sosyal medyadan size, bana, başkalarına mutlaka evet. ulaşılabilir. Hani evet. Sorarak bunları öğrenebiliriz. Hiç sıkıntı evet. değil. Ben özellikle şeyi de çok tavsiye ediyorum. Filizlendirilmiş tohum kullanalım kuşların beslenmesinde. Evet Müge Hanım çok güzel. Ona değindiniz ya. Nasıl filizlendirsinler? Mesela dışarıdan bir toprağı alıp değil mi parazit barındırabilir. Şöyle düşünelim nasıl filizlendirebilirler? Aslında artık son dönemlerde iyice popüler oldu ve iyi de oldu. Hı-hı. Artık bizim kendi gıdalarımızı da filizlendirmeye başladık evde. Yani Hı-hı. beyaz pirinçten uzaklaştık, esmer pirince döndük, kara buğday sokmaya başladık hayatımıza. Hı hı. Bu tip tohumlar normalde saponin, fitik asit dediğimiz maddeler içeriyor. Fosfordan hı hı. yüksektir. Bu ne için? Tohum kendini doğal ortamdan korur. Hı hı. Rüzgardan, işte hayvan saldırısından aslında gelişimini sağlamak için kullanıyor bunu tohum. Ama bu maddeler sindirimi azaltıyor. Neyi sindirimini azaltıyor? Tohumun içerisinde karbonhidrat, protein, mineral maddelerinin sindirimini bizde azaltıyor. Aynı hı hı. şekilde hayvanlarda da. Eğer biz bu fosfor içeren fitik asiti uzaklaştırabilirsek Hı-hı. ya da biraz oranını düşürebilirsek Hı-hı. o zaman biz yediğimiz tohumdan daha çok faydalanmaya başlıyoruz. Hı-hı. Aynı hayvanlar gibi. Biz bunu ne yapıyoruz? Fosfor yani o dış tabakayı yıkmak için çimlendirme ya da filizlendirme ya da ıslatma dediğimiz metodu kullanıyoruz. Hı-hı. Şimdi dediğiniz gibi tohum toprakla yapılan formülasyon da var ama evde yapılan çok basit bir formülasyon da var. Hı-hı. 1 saat, 24 saat bir gün kadar suyun içerisinde bekletiyoruz tohumları. Hı-hı. Sonra ilk filizlenme başlayana kadar sık sık suyu döküp temizleyip arındırıyoruz. Sadece hı hı. nemli kalıyor. Peki yani. Su tohumların üstüne mi çıksın? İlk gün öyle yapıyoruz. İlk evet. 24 saat tamamen üstünü suyla kaplıyoruz. Sonra evet. 24 saat bittikten sonra yıkıyoruz, duruluyoruz, ıslatıyoruz ve sadece nemli bırakıyoruz. Hı. Suyun içinde bırakmıyoruz. Evet. Sık sık nemini takip ediyoruz. İlk filizlenmeye başladığı zaman bizim işimiz olmuş demektir zaten. Evet. O fosfor yoğunluğunu yani fitik asit dediğimiz durumun yüzdesini bayağı indirmiş oluyoruz. Hı hı. Bu da bizim yediğimiz tohumun içerisindeki dediğim gibi mineral protein oranını çok çok yüksek bir şekilde sindirmemizi sağlıyor. Hı hı. Aynı şeyleri kuşlarda da yapabiliriz. Bu, gene kara buğday kullanabiliriz. Evet. Chia tohumunu filizlendirilebilir. Evet. Hani çünkü chia da birçok şeye hı hı. fayda sağlıyor.
Başka mısırı aynı şey yapılabilir. Yer fıstığı. Yer fıstığını da çimlendirebiliriz. Aa, çok güzel. Evet. Peki şey, yer fıstığını kabuklu olarak mı çimlendiriliyor? Yok, kabuksuz. Çıkarılıyor. Kabuksuz. Ama burada en önemli olan şey şu. Tabii ki işlem görmemiş ürünler olacak bunların hepsi. Nereden bulabilirler? Organikleri mi tercih edecek? Marketlerden falan çok organik ürünleri bulabilirler. Tercih edecek. Mesela bu baklagilleri, mercimek hepsi. Olsun, fasulye. Zaten fasulyeyi çiğ şekilde vermiyoruz. Evet, genelde kuşlar. Evet. Ya bu eskiden buhar yöntemini öneriyorduk. Hı-hı. Artık buhar da olur, çimlendirme de olur. Hiç fark etmez. Ben hala fasulyede buhar çimlendirip biraz daha yumuşatma taraftarıyım. Sadece çim yerine. Hı-hı. Ama bütün baklagilleri ve bütün tohumları kuşun yiyebileceği ırkına göre ağırlıkla beslemek istediğiniz şeye göre dönemsel olarak vermek tercih ettiğiniz şeye göre. Hı-hı. Yani çok zayıftır, kilo almasını istiyorsunuzdur. Kenevir takviyesi vermişsinizdir. Hı-hı. Onun da çimlendirebilirsiniz. Hı-hı. Nijel tohumu katmak istiyorsunuz, onu da çimlendirebilirsiniz. Hani kızgınlık döneminde tüy kalitesini arttırmak istiyorsunuz. Bunu özellikle pet shoplar için söylüyorum. Çünkü en çok bu tohumlar orada kullanılıyor. Ama biz evde normal beslerken dediğiniz gibi hani yer fıstığı, kara buğday bu tip şeyleri çimlendirip Peki, verebiliriz. Peki bu tohumları her gün verebilirler mi? Diyetlerinde olsun yoksa haftada 3 kere mi 5 kere mi nasıl öneriyorsunuz? Yani zaten bir oran belirlememiz lazım. Nasıl besleme yapacağımıza göre. Mesela bir Jacob Papağan'dan bahsediyorsak %20 oranında bir vegetable beslenmemiz olacak. Hı hı. %40 oranında sağlıklı tohum verip %40 da filizlendirilmiş tohum tahıl verebiliriz. Ona göre bunu haftalık düzene sokabilir ama günlük minimum 3-4 çeşit gıda vermemizde fayda Değil var. Mi? Sadece yemini koyup Değil. Suyunu değiştirip evet. olmuyor. Peki veremeyeceğimiz toksik gıdalar hangileri? Avokado vermiyoruz. Evet, bu çok Zaten önemli. Her hayvanda olduğu gibi alkol, çikolata, kafein bunlardan uzak duruyoruz. Evet. Soğan, sarımsak belki. Soğan, sarımsak vermiyoruz evet, tabii evet. ki. Bu kedi köpekler için de aynı şey. Yani bu, genelde meyvada en çok avokadoya dikkat ediyoruz. Değil Çünkü mi? Sağlıklı olduğunu düşünüp çok kullanmak isteyen oluyor. Evet. Sürüngenlerde kullanabilirsiniz ama kuşlarda avokadoyu vermiyoruz. Direkt yer yemez. Allah korusunuz. Toksigen metabolize edemiyor olarak düşünmemiz lazım daha çok. Ama onun yerine aklınıza gelen birçok meyve olabilir. Seçebildiğiniz kadar tropikal seçin diyorum. Papaya, mango... Değil gibi mi? Şeyleri Ağaç tercih edin. Falan Nuz. Böyle. Peki şey böyle beş çayıdır, bitki çaylarıdır, böyle kan yapıcı, kuru meyve sebzeler değil mi? Onlardan da alabilirler. Mesela kansız bir kuşumuza kuru üzümdür, yaban tabii, mersini, tabii, tabii, kuru tabii. Özellikle yaban mersini. Evet. Kremberiler, yaban mersini. Bunlar hem idrar yolu sağlığı için hem genel evet. bağışıklık için bayağı destekleyici oluyor. Hem kırmızı meyveler, yeşil yapraklı sebzeler için. Kan yapımı evet. için de önemli. Aslında insanla aynı. Bizde ne işe yarıyorsa onlarda da aslında aynı evet. işe yarıyor. Yeter ki hani sağlıklı ve düzgün üretilenini bulalım. Ben de bir de şey diyorum aslında sahiplerime lütfen kapalı ambalajlı şeyler alın. Aflatoksinden çok korkuyoruz. Aynen. Sizin başınıza gelmişti özellikle bir kedimizde. Hatırlarsanız çok Kendi yıllar önce. Aynen. Evet o yüzden hani özellikle bu açık mamalar hakkında ne düşünüyorsun? Yani kesinlikle ben önerdiğim bir şey değil ama zaten ilk hasta geliyorsa bunları soruyoruz. Hangi mamayla evet. besliyorsunuz? Hangi markayla besliyorsunuz? Genelde markayı hatırlamayan hasta sahiplerimiz açık çuval alanlar oluyor. Neden? Pet shop'ta bir belki 15 kiloluk mamayı alıyorlar. Açık birer kilo halinde satılmaya başlanıyor. Tabii ki daha ekonomik gibi geliyor ama açık kaldığı için nem, rutubet bu koşulların nasıl oluşturulduğunu bilmediğimiz için evet. kaç zamandır açık olduğunu bilmediğimiz için dediğiniz gibi aflatoksin gibi sıkıntılar başlıyor. Bu da hayvanda zaten zehirlenmeye yol açıyor. Evet. Bir kedi köpekte bunu daha kolay fark edip daha çabuk müdahale edebiliyorsunuz. Ama bir hayvanda bunu fark edip yani egzotik bir hayvanda bunu fark etmek çok zor. Kuşlarda zaten kusma başladığımız solunum problemiyle devam etmeye başlıyor genelde. Çünkü yanlışlıkla aspire etme durumu söz konusu olabiliyor. Keza çok alakasız belki kuştan bahsediyoruz ama bir kemirgende bu söz konusu olduğunda kusamayan bir hayvanın zehirlenmesi bizim için daha zor. Çok zor. Fark etmek de zor hasta yakını evet. için. Evet. O yüzden mutlaka kapalı gıda bir de dediğim gibi yani ben hep şunu söylemeye çalışıyorum. Siz kendiniz de bu şekilde besleniyorsunuz. Zaten evet. diyelim ki buğday yemeği yapacaksınız ya da esmer pirinç hani beyaz pirinç yerine esmer pirinç de kendiniz yemek yapın. Olun.
Onun çok az bir kısmını ona ayırın, gerisini kendiniz yiyin. Böylece bütçeye de katkısı evet. olmuş olacak. Hem şey kulakları çınlasın Canan hocamız, Canan Karatay hocamızın değil mi? Bilgilerinden evet. faydalanabilirler. Ümit Aktaş'ın aynı şekilde. Aynı sadece soğan, sarımsak, avokado. Aynı bizim için de alkollü gıdalar vesaire, toksikler hariç. Onun haricinde zaten her şey insanlara aynen. çok yakın. Müge Hanımcığım, değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramızdan sonra tamam. devam edeceğiz. Yanlış bilinen dini öğretiler, bilime aykırı iddialar, toplumun kalıplaşmış yargıları ve öğrenilmiş çaresizlikler. Hepsi konusunda uzman isimlerle yüzleşmede irdeleniyor. 36 tane Osmanlı padişahının 2 tanesinin annesi Türk. En önemli grup felsefeciler ve psikologlar. Kur'an-ı Kerim bunun üzerinden hareket ederek kadınları aşağılayan topluma sesleniyor. Yani İslam'a bulaşan hurafelerden İslam'ı temizleme. Biz doğduktan sonra giderek benlik bilinci edindikçe bencillik bilinci de ediniyoruz. Bizim kırılma noktamız 18. asırdır. Yeryüzündeki her şey insanın rahat edebileceği şekilde dizayn edilmiş. Bir ulaşmak daha kolay gördüm kadına. Ramazan Koyuncu'nun hazırlayıp sunduğu Yüzleşme bu akşam saat 22'de canlı yayınla Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Veteriner Hekim programı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili Müge Keser Laleli, klinisyen veteriner hekim arkadaşımız bugün bizim konuğumuz. Egzotik hayvanlar konuşuyoruz. Konumuza devam ediyoruz. Şimdi Müge Hanımcığım, kliniğinize bir muhabbet kuşu ya da herhangi bir kuş geldi. Hasta olduğunu nasıl anlarsınız? Hasta sahiplerimiz evde neden şüphelenip size getirsinler? Şimdi öncelikle şunu mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Önce sahiplenildiği, satın alındığı ilk zaman, ilk hafta en azından. İlk gün değil. Evet. İlk haftaki biraz gözlemlerinizi hekimle paylaşabilin nasıl geçirdiğiniz hı hı. o haftayı. Ama en çok dikkat edecekleri şeyler tabii ki kuşun ilk proporsiyonu diyeyim evet. aslında. Duruş hı. pozisyonu. Hı hı. Kuyruk açısı. Kuyruğun dik bir şekilde, hani daha doğrusu paralel devam etmesi lazım. Kuyruk çok kımıldamayacak. Bu genelde bir solunumu teşvik gösterebilir. Bacak aralarına yakınlaşmayacak değil mi kuyruk? Bizim karın ağrıdığımızda nasıl içimize çekiyorsak hı-hı. o da kuyruğunu kendisine doğru çekebilir. Bu bir ağrı, abdominal bir sıkıntı olduğunu gösterebilir. Kendini didikliyorsa belli yerlerin sürekli, özellikle gövde bölgesinde, bu da içeride bir organda bir ağrı olduğunu gösterebilir. Hı-hı. Dışkıyı biraz önce konuştuk, tabii ki takip edecekler. Ağız açık solunum olmayacak. Gözlerde akıntı, şişme, ağızda aynı durum olabilir. Burun deliklerinden, kulaklarda sıkıntı, akıntı olabilir. Onu genelde yapışmalardan, tüyün bozukluğundan anlarlar.
Böyle ayaklarda kansızlık vesaire. Hı, renk değişimi görüyor. Ya aslında birçok problem var ama evet. Dışarıdan en rahat bakabilecekleri şey sürekli bir ayağı havada tutuyordur, değiştirmiyordur. O zaman mutlaka ayakların renkleri birbiriyle aynı mı, sıcaklıklar aynı mı, buna baksınlar. Çünkü belki insanlarda çok karşılaşıyoruz, emboli oldu, aniden kaybettik evet. gibi. Kuşlarda da bu oluyor, emboli geçirebiliyorlar. Yani en rahat atabiliyor, atabiliyorlar. Evet. En rahat bunu ayak renklerinden anlayabiliyoruz. Hı-hı. Burada tabii en önemli olan şey de hayvanımızın kaç yaşın ortalama hani ne evet. kadar zamandır bizimle, ne kadar yaşındayken aldık. Bu çok Hı-hı. önemli çünkü yaşam ömrüne göre de geriatrik hayvan mı, hangi Hı-hı. hastalıkları değerlendireceğiz bunları konuşabiliriz. Evet. Bir kedi Peki, köpek gibi öksürük olmayacaktır çünkü Hı-hı. kalp hastalığında. Vücut ısısının düşük olduğunu, yüksek olduğunu anlayamazlar da hani düşük olduğunu nasıl anlarlar mesela? Tabii hayvan kabaracaktır, Hı-hı. kendini ısıtmak için daha çok yüzey alanını genişletecek ve kabarık duracaktır. Zaten bunu fark ettiğinizde mutlaka ısıtıcı lambayı evde kullanmaya başlayın. Hı hı. Ama oksijenle solunumla ilgili bir problem varsa maalesef evde yapılabilecek çok bir şey yok. Hı hı. Mümkün olduğunca hayvanın stresini minimuma indirip kliniğe götürmeleri gerekiyor. Hı hı. Burada biz nasıl devreye gidiyoruz? Daha evet. önce de konuştuğumuz gibi eğer problem solunumsa hı hı. önce küveze alıp hayvana uygun nem ayarını ayarlayıp hı hı. oksijen vermeye başlıyoruz. Hı hı. Ne zamanki solunumu biraz daha iyiye gitti, problemi bulmaya yönelik hı hı. işlemlere başlıyoruz. Ve genelde kuşlarda kullandığımız ilaçları biz havayla uygulamayı tercih evet. ediyoruz. Küvez yani kullandığı küvez ortamında, evet. karanlık bir loş ışıkta. Hı hı. Özellikle eğer klinik ortamıysa kedi köpeğin girmeyeceği, mümkünse sesinin en az duyulabileceği, evet. en az insan girişinin olduğu bir odayı seçmeyi tercih ediyoruz. Hı hı. Oksijenini ve nem oranına düzenli kontrol etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Ne olursa olsun bütün koşulları da yaratsanız hayvan kendi evinde değil, kendi Hı-hı. ortamında değil. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Stabilizasyon sağladıktan sonra mümkün olduğunca evde uygulanabilecek müdahaleyle bir an önce kendi ortamına göndermeyi tercih ediyoruz. Peki kuşumuzun özellikle biliyorsunuz bu kuruma hastalığı dediğimiz megabakter çok karşımıza geliyor. Hasta sahibimiz neden şüphelensin? Bir kuşumuzun zayıf olduğunu nasıl anlarlar? Ele alabiliyorsak kuşumuzu hı hı. zaten çok rahat anlayabileceğimiz bir şey aslında. Nasıl anlarlar mesela? Kuşu tuttuğumuzda sternum dediğimiz buradaki Türkçe adı yani göğüs kafesindeki çıkıntı. Burada, hı hı. buranın çok sivri olmaması lazım o evet. kemiğin. Yani çok keskin bir şekilde elinize gelmeyecek. Hı hı. Yanındaki kas dokuları olması lazım. Hı hı. Biz buna hekimler 45 derecelik açı diyoruz ama hasta sahiplerine en rahat şu şekilde anlatıyoruz. Orası keskin bıçak gibi olmayacak. Kemiği tuttuğunuzda yan tarafa doğru yağlarını ve kaslarını, oradaki şişkinliği, doluluğu hissetmeniz evet. lazım. Peki evde çok basit aslında bir hassas tartıyla bile değil mi? Evet. Tartabilirler. Onu öneriyorsunuz değil mi kilo takibi? Yani ya evde takip edilmiyorsa da mutlaka tabii 6 ayda bir ya da yılda bir takip edilmesi gerekiyor. Ama evde yapılması çok daha iyi. İlla kuşu alıp bir yere koymanıza gerek yok. Kafesiyle tartın. Hı-hı. Sonra kuşu çıkarıp kafesi tekrar tartın. Değil mi? Darasını alabilirler. Ki böylece darasını alabilirler. Evet. Hiç sıkıntı olmayacak. Hasta sahiplerimizin en çok söylediği şey bu kuş yemek yemiyor. Hasta yemek yemiyor. Ben diyorum ki dünyanın en iyi ilacını evet. da kullansanız yemek yemeyin. Yani kuşu kaybedersiniz. Aynen. Kuşlar da beslenmeyi kendileri evde yapamazlar da nasıl öneriyorsunuz? Biz veteriner hekimler olarak nasıl Hı-hı. yapıyoruz? Ondan da bir bahsedebilirseniz. Şimdi birçok hazır gıda var zaten Hı-hı. bildiğimiz. Hı-hı. İnternette de nelerle beslenmesi gerektiğini aslında ulaşabileceğimiz kaynaklar Hı-hı. var. Veteriner hekim olarak söyleyebileceğim şu. Hazır Hı-hı. gıdaları tabii ki sondayla beslemek kuşlarda mümkün Hı-hı. olmuyor. Evet. Ama bu içerikleri aktarlardan o toz halinde çektirtip Hı-hı. barındırabilirsiniz kliniğinizde. Hı-hı. Ben o şekilde yapıyorum. Hasta kuşta tabii 2-3 çeşit var. Protein, genç bir hayvansa protein oranı daha yüksek bir Hı-hı. tohum karışımı olabilir. Yetişkin bir hayvansa onun ihtiyacına göre gerekli bir tohum karışımı olabilir. Hı-hı. Tabii beslenme problemi olan hayvanlar olduğu zaman daha çok yağ oranı yüksek tohumları tercih ediyoruz. Hı-hı. Bunları sondayla klinikte besliyoruz. Hı-hı. Bizim için ideal 35-40 gram dediğimiz hani en azından bir 40 Hı-hı. grama gelene kadar beslenmesini mutlaka desteklenmesini gerektiğini tavsiye ediyorum. Yemek yiyen bir kuş bile olsa. Hı hı. Yemek yemeyen bir hayvansa zaten sondayla mutlaka beslemek zorundayız. O zaman 40 gram ya olana kadar değil mi? 35 gram olana kadar veteriner ortamında kalacak ve destek yapacaklar. Müge Hanımcığım kuşlarımızla alakalı değil ama WhatsApp'tan bir sorumuz Tabii. gelmiş. Onu da size yöneltmek istiyorum. Merhabalar, Antalya'dan arıyor, yazıyor hasta sahibimiz. Programınızı kutluyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorlar. Pomeranian kızımız 35 günlük hamile. Gece doğum
doğumu olursa diye korkuyorum. Ya yavrular çıkmaya başlarsa ne yapalım, endişe ediyorum. Veteriner hekim bulunduğumuz yere 45 dakika uzaklıkta. Bu konuda bizi bilgilendirirseniz, göbek bağı var mıdır yok mudur, çok teşekkür ederiz diyor. Bir de çocuğumuzun fotoğrafını göstereyim şöyle, çok tatlı. Şöyle tam tombiş. Tombiş. Evet, 35 günlük hamileymiş. Öncelikle gebelik süresinden bahsedelim. Bir de nasıl müdahale edebilirler Müge Hanım? Şimdi süreç 58-65 gün içerisinde gebelik doğum gerçekleşebilir. Hı-hı. Ufak bir çocuğa benzemiyor. Bir yaş üstü gibi galiba. Evet, evet. Aha. Çünkü bir yaş altı durumlarda daha rahim kanalı tam gelişememiş olabilir. Doğumda güçlük yaşanabilir ama bir yaş üstünde bu daha rahat düşünebileceğimiz bir konu. Genelde kendileri hallediyor. Bize çok ihtiyaçları kalmıyor. Irksal olarak da doğum güçlüğü çeken bir ırk değil. Hı hı. Bir bulldog olsaydı, bir pug olsaydı tekrar bunu belki konuşup mutlaka hani de veteriner gözetiminde olsun deriz. Ama ırksal olarak genelde sıkıntı yaşayan bir hayvan değil doğum süresinde. Hı hı. Yeterli olan, yani gerekli olan onun ihtiyaçlarını karşılamamız. Hı hı. Doğum yapabileceği alanı sessiz, sakin bir alan yaratmamız lazım. Yumuşak bir altlık koymamız lazım. Maması ihtiyaçlarını çok hızlı hareket etmeden karşılayabileceği yakınlıkta olması lazım. Zaten kendisi bu işi halledecektir. Göbek bağını kesmeye uğraşmayacağız değil mi? Onun hakkında da bilgi zaten kendi köpeklik doğum yaptıktan sonra peşinden çıkan keseyi genelde yerler. Göbek bağını falan biz hiçbir şey yapmıyoruz. Anne bütün problemi hallediyor. Hı-hı. Ne yapabilirsiniz? Eğer denk geldiyseniz canlıdan sonra çıkan keseyi uzaklaştırabilirsiniz. Fazladan hani hepsini yemekle uğraşmasın, temizlemek isteyecektir çünkü. Hı-hı. Ama sizin ekstra bir müdahale yapmanıza gerek yok. Tek önemli olan şey düzgün takip edeceğiz. Hı-hı. Eğer doğum sırasında kanalda kaldı, kafası çıktı, devamı gelmiyor, bu tip şeyler görürsek mecburu acilen götüreceğiz. Hı-hı. Bu süreçte siz mümkün olduğunca kanalı genişletip elinizle çıkartmaya çalışın ki zaten bebek öldüyse de en azından anne toksikasyona zarar girmesin, zarar görmesin. Evet, bu arada 2,5 yaşındaymış Pomeranımız. Rahatlıkla çatı doğum gelişmiştir. Yapacaktır. Evet, rahatlıkla doğurabilir ama hani ben şöyle diyorum, gebelik mesela sonlanmaya yakın, doğuma 3 gün kala memeleri sıktığınızda süt geliyor. Değil mi? Memelerden de takip edebilirler. Son aşağı yukarı dediğiniz gibi bir hafta, 5 gün. Evet. Hani doğuma yakın zaten süt gelmeye başlıyor. Onu takip edin diyorum. Hani aynen. Panik yapmayın, sakin olun. Hı-hı. Etrafı kazacaktır. Tabii yer alacak kendine. Vajina açılacaktır. Aynı bizdeki gibi kan gelecektir. Hiç panik yapmayın. Evet. Eğer ki panik yapıyorsanız, hani çok kötü olacaksınız, müdahale edemeyeceğini düşünüyorsanız, belki veteriner ortamında da kalabilir. Eğer ki, yani ben pek önermiyorum ama hasta sahibi çok strese sokacaksa. Ben daha çok doğum kısmını değil doğumdan önceki süreci önemsiyorum bu noktada. Çünkü hep şu, yani hem yakın dönemde karşılaştığımız bir şey olduğu için de söyleyebilirim. Ultrason kontrolü. Yani evet, yavru adedini çok önemli değil belki. Evet, hazırlık yapmamız için önemli. Röntgenle adedi bilebiliriz. Ama ultrason muayenesi çok önemli. Yavruların hepsinin kalbi atıyor mu? Herhangi bir ölü yavru durumu var mı? Gelişmemiş yavru var mı? Yani annenin hayatını tehlikeye atacak bir sıkıntı var mı? Biz bunu geçen ay bir sokak kedisinde yaşadık. 4 yavrudan 2 tanesi mumifiyeydi ultrasonda. Zaten hasta sahiplerinin şikayeti şu oluyor. Doğuma aslında daha var 2 hafta kadar. Ama kanlı bir akıntı geliyor. Düşük yapacak. Evet, bir sıkıntı var vücutta. Yani bunu nasıl kontrol edebiliriz? Bütün ultrasonla yavrulara bakarız. Mevcut problemli kese acaba atılacak mı? Diğer yavrular ne yapacağız? Hepsini mi alacağız yoksa doğumu mu başlatacağız? Bu tip kararların hani önceden gebelik sırasında her şey yolunda mı emin olursak doğumda hiç sıkıntı yaşamayacağız. Evet. Doğuma girmişken, doğumla ilgili konuşuyorken hemen kuşlardaki yumurta tıkanmasını sormak istiyorum Müge Hanım. Onu da nasıl müdahale ediyorsunuz? Evde hasta sahipleri biliyorsunuz yumurtayı çıkarmaya çalışıyor. Öneriyor musunuz? Genelde kırıyor. Evet. Önermiyorum. Tabii ki önermiyorum çünkü kırılma durumu var. Öyle bir şey olursa kliniklere tabii ki veteriner hekim müdahale edecektir bu tip durumda. Bazı durumlarda oksitosin aynı insanlardaki gibi kullanılabiliyor ama gerek kalmıyor. Öncesinde biz bu sıkıntıyı birkaç kez bu kuşta yaşadıysak o zaman mutlaka kalsiyum, D vitamini, UV bunlara bu eksikleri tamamlayacağız demektir. Çünkü metabolik bir sıkıntı var anlamına gelir. Bunları da yaptığımız halde gene bunu yaşıyorsak, yani pelvik çıkıntı, çatıyla ilgili sıkıntı olabilir,
genetik bir yatkınlığı olabilir kuşumuz. Bunları klinikte biz müdahale edeceğiz. Evet. Sadece şu çok önemli bence. Çünkü geçen verdiğimiz seminerde de konuşmuştuk. Bir buçuk yıl boyunca yumurtlama problemi olduğu için değişik tavsiyeleri uygulayan bir hasta yakını pet shop'tan çünkü bu bilgiyi alıyor. Çünkü bizdeki en büyük problem bu. Evet. Genelde kuşları, egzotik hayvanları satın aldıkları yerlere yani pet shop'lara sorunları sorup oradan tedavi bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bu tamamen yağlanma karşıtı, oradaki bir lipom dediğimiz yağ tümöründen kaynaklı bir şişkinliği bir buçuk yıl boyunca yumurta tedavisi. Evet. Halbuki bir uyguladı. Basit bir röntgen çekilebilse değil mi? Çok rahatlıkla yani artık o kadar büyümüştü ki zaten gözünüzle gördüğünüzde lipom olduğu da belli. Röntgenle tanıyı kesinleştirebiliyorsunuz ve beslenmeyi düzelttikten sonra 3-4 ay içerisinde yarı yarıya küçülen bir tümörden bahsediyoruz. Evet. Hani... Yani şey özellikle rica ediyoruz internetten ilaç almayın. Evet. Bilmediğiniz yerlerden almayın ve pet shoplar sadece kuş ürünleri, kuş yardımcı ürünleri ve kuşlu yani hayvanlarınızı oradan satın alabilirsiniz ama hastalandığında veteriner fakültelerine, veteriner hastanelerine ve veteriner kliniklerine gitmeniz gerekiyor. Ya da pet shop'tayken sorumlu veteriner hekimle görüşmek istiyorum deyin. Evet, öyle diyeyim. Randevu ayarlatın. O yüzden biz özellikle lütfen diyoruz ki veteriner hekimlerinize başvurun. İlinizde ilgilenmeyen varsa Müge Hanım'a ulaşabilirsiniz. Müge Keser Laleli sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Fakültelere arayıp ulaşabilirsiniz. Aynen. Yakınlarda muhakkak vardır. Yani mutlaka yardımcı olurlar ya da bir veteriner kliniğine gidersiniz. Hani ilgilendiniz mesela Müge Hanım'ın irtibat telefonlarını ulaşırsınız. Kendisini ararsınız. Müge Hanım konsülte eder veteriner hekim arkadaşıyla. Ona yardımcı olur. Öyle durumlar da oluyor yani. Çok rahatlıkla hani yardımcı olabiliriz. O yüzden lütfen hani kuşlar pet shoplarda satılır ya da diğer egzotik hayvanlar ama tedavileri veteriner kliniklerinde yapılır. Onu lütfen ayırt edelim. Tabii ki pet shopçu arkadaşlar da yardımcı olmak istiyorlar ama hani bilmedikleri konu hakkında çok fazla yardımcı olamazlar. Sadece varsayımlar üzerine konuşabildikleri için. O yüzden hani muhakkak veteriner hekiminize başvurun diyorum. Müge Hanımcığım kuşlarımız çok güzel. Yani kuşlarla ilgili sorularımız bitmez ama daha diğer egzotik hayvanlarımız da var. Şimdi sürüngenlere biz ikimiz de sürüngen sever olarak sürüngenlerimize geçmek istiyorum. Sağlıklı bir sürüngenin öncelikle yaşam alanı nasıl olmalıdır? En sık karşılaştığınız problemler nelerdir mesela? Öncelikle bir vivariumundan, teraryumundan bir bahsedersek yani şimdi nasıl hangi olmalı? Sürüngeni beslediğimizde başlayacağız. Şimdi besleyeceğimiz sürüngen bu iguana olur, bu kalemon olur, gecko olur, hiç fark etmez. Normalde doğal ortamında nasıl bir yerde yaşıyor? Yani normal habitatı nedir? Çöl hayvanı mı? Ağaçlık, ormanlık alanda yaşayan bir hayvan mı? Suda yaşayan ya da semi-akvatik yarı su, yarı dış karasal yaşayan bir hayvan mı? Ne olduğunu bilip tabii ki vivariumumuzu ona göre ayarlayacağız. Bir gekodan bahsediyorsak özellikle leopard gekodan, benekli gekodan bahsediyorsak bunlar tırmanmayı çok seven, tırmanabilen çok fazla ayaklarında yapışkan olmayan hayvanlar, daha çok çöl ortamını seven hayvanlar. Hem akvaryumun nemini, ısısını, onun doğal ortamını yani vivaryumu ona göre ayarlayacağız. Hem altlığımızı ona göre seçeceğiz. Crested gekodan ya da bir iguanadan bahsediyorsak, yeşil iguanadan özellikle tırmanmayı severler. O yüzden vivaryumuna mutlaka tırmanabileceği yükseklikte yapmamız lazım. Evet. Kimi sürüngenler ki başınıza geliyordur yüksek, yani 10 metre, 5 metreyi tolere edebilecek kadar düşebiliyorlar. Özellikle yeşil iguanalar ve hiçbir sıkıntı, yaralanma olmadan da atlatabiliyoruz bunu. Çünkü normalde zaten oralarda yaşayıp oralarda uyuyorlar. Göl kenarlarında, evet, ağaçlarda. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gene aynı kuşlarda söylediğimiz gibi UVB ışığımızı, B ve A'yı unutmuyoruz. Evet. Koyduğumuz UV'nin altına cam plastik malzeme koymuyoruz. Hani kaçışı engellemek için kapatacaksak tel gibi, örtü gibi, file gibi şeyleri seçmemiz gerekecek. Yani UV ışığının geçebileceği bir şey olması lazım. 24 saatten fazla mamayı önünde tutmayın. Mamadan kastettiğim taze sebze, meyve. Çünkü çürüyorlar, bozuluyorlar. Yani mutlaka 24 saatten sonra değiştirin. Nemi hayvana göre çok iyi ayarlamak lazım. %60'ın üzerine nem isteyen bir gecko var. Iguana için de bunu gene 40'larda 50'lerde tutabilirsiniz.
nem ölçer, sıcaklık ölçer mutlaka olması çok gereken basit, küçücük, şeyler. Çok basit küçücük değil mi, evet, şeyler olabilirler, evet, yani. Yani illa gidip pet shop'un, pet shop'ta satılan markalı bir termometre olmasına, evet, gerek yok hani, imkan küçük yoksa. Küçük bu yapı marketlerde bile bulabilirler. Normal, evet, evet, evet. Akvaryumlarda kullanılan su termometrelerini kısmen belki, hı-hı, hani çok güvenli olmayacaktır ama kullanılabilir. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü mutlaka bir su kabı banyo için bir alan yaratmamız gerekecek. Hem, hı-hı, yeşil iguana için bunu özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü suyu seven hayvanlar. O havuzun suyunu derecesinde kontrol etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Nem için püskürtme yöntemi kullanılabiliyor ama daha sağlıklı olan bir şey sorarsanız ara ara da olsa hani bulunduğunuz vivaryumu kapatıp içerisine daha çok kettle'da bir su ısıtıp koyabilirsiniz. Buhar gibi, buhar yapabilirsiniz, hı-hı, içeriye, ya da bebeklerde kullandığımız gibi buhar nem, makineleri kullanabiliriz, evet, ki, evet, çok daha kolay oluyor, hı-hı, daha pratik oluyor. Sindirme enzimlerinin çalışması için ısıtıcı mutlaka. Bu özellikle ısı kablolarında yanıklar çok oluyor. Hangi, evet, tip ısıtıcıları öneriyorsunuz mesela? Ben genelde lamba ısıtıcısını tercih, hı-hı, ediyorum ama tabii bazı hayvanlarda pedi alttan da ısıtmanız gerekiyor. Pet ısıtıcı kullanabilirsiniz. Hı-hı. Derecesini çok iyi kontrol edin, dediğin gibi yanıklar oluyor sürüngenlerde, evet, özellikle. Isıtıcının üstüne altlık malzemesini düzgün koyabilirsiniz. Kalınlığını yeterli yaparsanız nemi de tutan torflardan kullanabilirler. O mısır koçanını tavsiye mısır eder misiniz? Mısır koçanı nemi çekecektir. Kuşta çünkü amacımız, hı-hı, o. Bizim altlıkta nem yapmasın, koyun, küf yapmasın, rutubet yapmasın kuş dışkısındaki amaç. Ama iguanalarda biraz daha durum tam tersi, ya da, hı-hı, sürüngenlerde nem ihtiyacımız olduğu için ben, hı-hı, daha çok orkide torfu gibi orkide malzemeler. Orkide torfu ya da sıkıştırılmış değil mi? Hindistan cevizi kabuğu. Süper olur. Onlar da gene pet shop'tan, yapı marketlerden. Oradan da bulunabiliyor. Artık internetten de bu tip, hı-hı, şeyler çok rahat bulunabiliyor. Peki şey, ondan dışkısını nasıl takip edecekler? Yani değil mi? O da biraz zor. Çok çok dikkatli yapmaları lazım. Biraz zor. Değil, evet, mi? Dikkatli, hı-hı, takip etmeleri lazım. Ya dışarıda, yani zaten sürüngenle ne kadar sosyalleştiğimiz de çok önemli. Hı-hı. Eğer dışarı, vivarium ortamından dışarı da alabiliyorsak ara ara bunu takip etme şansımız oluyor. Mesela günde kaç saat UV'nin altında kalsın? UV'yi ne kadar da bir değiştirmeleri 10 saat lazım? Mutlaka. Evet. Yani 10 saat gündüzü yaşamaları gerekiyor. Hı-hı. 6 ayda bir maksimumda UV'nin değiştirilmesi gerekiyor. Gözde Hanım'dan öğrendiğim bir taktik var. Benim de UV'yi taktığım gibi tarihini yan tarafına yazıyorum. Ki, evet, böyle çünkü unutuluyor. Unutuluyor, evet. Böylece çok rahat takip edebiliyoruz. Evet. UV'lerin de hem flora olanları var. Hem ampul olanları. Var. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Maliyet açısından mesela, onu da bahsedersiniz. Maliyet açısından gene daha önce söyledik sanırım, evet, orayı söylemekte çok sıkıntı olmuyor. Perpa'da çok daha uygun bulunabiliyor. Evet, elektrikçiler, yani elektrikçiler de bulunabiliyor. İlla hani gene gidip bir marka UV, evet, almak çok şart değil. Yeter ki nanometre aralığına çok dikkat edelim. 290-340 arası, hı-hı, olması gerekiyordu. Ben floresan tercih ediyorum. Hem daha geniş alanı kapladığı için, hem daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için, maddi olarak da elektrik daha tüketimi ekonomik, daha ekonomik. Evet. Mutlaka şunu yaratmamız da lazım tabii, kuru alan, yani gölge alan ve güneşlenme alanı, hı-hı, ikisini bir hani hayvan tercih edecek, ısınmak istiyorum, güneşlenmek istiyorum ve gölgelenmek istiyorum. Saklanma alanları yaratmamız lazım tabii, bu da sürüngene, hı-hı, göre değişiyor. Hı-hı. Evet, ekranımızda da Müge Hanım. Nasıl sizce bu, mesela değil mi? Bir hasta sahibimizin, evet, bukalemun kafesi. Çok güzel. Hı-hı. Bukalemunumuz tabii şimdi pek gözükmüyor. Çözünürlükte biraz kötü. Evet, kendisi, evet, bana fotoğraf olarak şey, WhatsApp'tan. Şundan UV'leri üst taraftaki. Aynen. Alttaki bitkiler, canlı kısmı, bitkiler değil mi? Yapayı da var, canlısı da var. Hı-hı. Çünkü bukalemunlarda özellikle kaptan su içmekten çok yapraklardan su içerler. O yüzden mümkün olduğunca yapraklara, hı-hı, su püskürtmemiz gerekiyor bukalemunlarda. Hı-hı. Alanın ne kadar geniş olduğunu gördüğünüz hayvan aslında bir, hı-hı, el ayağımız kadar belki. Hı-hı. Ama kocaman bir vivaryumu var. Çünkü gezmesi gerekiyor, dolaşması gerekiyor. Hı-hı. Ben geçen seminerde de şunu söylemiştim, hı-hı, öğrenci arkadaşlara. Şimdi bizim en sık karşılaştığımız sürüngen problemlerinin sebepleri genelde şu oluyor. Çocukları hayvan sahiplendirme bilincini aşılamak için, hı hı, ya da çocuk çok fazla hayvan sahiplenmek istediği için aileler genelde bakımının çok daha kolay olacağını düşünüp egzotik hayvan alıyorlar. Neden kapalı bakmak için? Evde gezmeyecek, tüy dökmeyecek, evet, çok masrafı olmayacak, iş yükü çok olmayacak diye, aslında tam tersi. Tam tersi. Egzotik hayvan, kuş, sürüngen bakmak gerçekten çok daha zor bir şey. Ve çok fazla telef oluyorlar. Evet.
özellikle yanlış beslenme konusunda. Bakım ve beslenme, yani karşılaştığımız hastalıkların %90'ı bakım beslenmeden kaynaklı evet, oluyor. Evet. Zaten yaş belli bir orta yaşın üstüne geçip mesela bir kuş bir 20 yıl yaşıyorsa 10 yıldan sonra zaten geriatrik problemleri az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ama bakım ve beslenme koşullarında problem olursa erken yaşta sıkıntılar başlıyor. Evet, evet. Yani o yüzden sürüngenlerde özellikle gerek canlı yem, evet, gerek vejetaryen beslenenlerde genelde her şeyi güzel yapıyorlar ama UV lambasını hep eksik evet, hep ya da bir kere alınıyor. Evet, o yüzden en sık karşılaştığınız problemler ne mesela? Metabolik bond diziz mi Müge Hanım? Nasıl, neler? Yani bunu bir ara birkaç sene önce daha sıktı. Belki artık gelmiyordur ama hani klinikteki gördüğüm vaka oranına göre söylersem eskiden metabolik bond diziyle çok karşılaşıyorduk. Bunu daha çok sürüngenlerde ne anlama geliyor? Metabolik kemik hastalığı dediğimiz şey. Kalsiyum, D vitamini ve UV dönüşümü. Evet. Aslında bu tamamen gene bakım beslenme koşullarının yetersizliğinden kaynaklanıyor. Hayvanlarda, iguanalarda parmaklar kırılmaya başlıyor. Çene yapısında anormallik görüyorsunuz. Yani bunu hasta yakınının fark edebileceği şeyler olarak yemek söylüyorum. Yemek yemiyor. Son artık evrelere doğru zaten iştahsızlık, böbrek yetmezliği derken her şey birbirini takip etmeye başlıyor. Ama bir iguananızın sık sık parmaklarında problem oluyorsa, çene yapısında anormallik varsa, derisinde şişkinlikler, apse gibi size farklı gelen, acaba nodül mü, kitle mi çıktı, bir yere mi çarptı dediğiniz şişkinlikler olup olup kayboluyorsa mutlaka bir veteriner hekime götürüp zaten çok basit bir kan tahliliyle bütün tablo karşınıza çıkıyor. Aynen öyle. Yani röntgen de çekilebilir. Kemik tabii. yapısının içindeki dolgunluğu hani belki hani veteriner hekim arkadaşımız oldu ya kan alamadı. Aynen. Çok kaş ektik bir sıkıntısı oldu. Röntgende bile kemik yapısının yapısı içindeki gibi. Dolgunluktan ötürü değil mi? O bizi yönlendirebilir. Zaten az çok hani sağlıklı iguan ki artık Google'da bütün normal röntgen görüntülerine neredeyse ulaşabiliyoruz çalışmalardan. Hani bir iki görüntüyle karşılaştığımızda kemik yapısının bozukluğu fark ediliyor. Özellikle zaten. Bebeklerde inkoordinasyon, bebek iguanlar oluyor. Bir de böyle kollar sanki şişiyormuş böyle atlet ne denir? Yüksek böyle ağırlık kaldırmış gibi puzzle puzzle oluyor. Aynen. Hani bunlar normal şeyler değil. Lütfen o tip bir durum olduğunuzda yani hekiminiz ilgilenmiyorsa Müge Hanım'a ulaşabilirsiniz. Başka egzotiklerle uğraşan hani hekim arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Fakültelere götürebilirsiniz. Sonu ölümle bile, ölümle bile sonuç sonuçlanabilir. O yüzden lütfen hani beklemeyin. Mesela 10 gün 20 gündür yemek yemiyor. 1 aydır yemek yemiyor. Çok artık iyice hareketsiz kaldı vesaire diye getiriyorlar. Hani bizim de bir şeyler yapabilmemiz için bize erken getirmeniz gerekiyor. Evet. Yani bir iguana 3 gün bile çok fazla da hani 3. gün oldu hala yemiyorsa muhakkak getirmeniz lazım. Peki Müge Hanımcığım özellikle dişi sürüngenlerimizde yalancı gebelik kuşlardaki gibi aynı şekilde şekillenebiliyor. Onu da ne öneriyorsunuz? Nasıl teşhis edilebilir? Bunu hasta sahibinin teşhis etmesi tabii ki zor olacaktır. Hani klinikte röntgenle bunun teşhisini koymamız mümkün. Çünkü biz de bunu bir başka bir sıkıntı vardı. Karaciğer büyümesi olabilir, kilo almış olabilir, kabızlık idrar yapamıyor olabilir, kabız olabilir, her şey olabilir. Tabii ki doğru teşhis için röntgen gerekecektir. Ama hasta sahibi neyi fark edecek? Hani bu hayvan dışkılaması normal, idrar yapması normal. Yemek yiyor, herhangi bir problem yok. O zaman bu şişkinliğin sebebi ne diye bir sorması gerekiyor. Yani karında bir gerginlik, şişkinlik varsa, dışkılaması normalse, yemesi normalse içeride başka bir sıkıntı vardır buna sebebiyet veren. Bunun anlaşılması için mutlaka tabii veterinere götürmesi gerekir. Ki yumurtlama döneminde biraz daha hayvanın normal hareketlerinden daha yavaş olacaktır. Yani yalancı gebelik de olsa, gerçek bir gebelik de olsa hareket daha yavaşlayacaktır. Davranış değişecektir. Standarttan her zamankinden farklı olacaktır. Belki biraz daha agresyon yapabilir. Yani bunları fark edebilirler ama dediğim gibi yapılacak şey mecburen önce röntgen çekip ona göre müdahale etmek olacak. Ama gene kalsiyum, D vitamini ve UV'ye geleceğiz sonuçta. Onlar gerekiyor. Peki şimdi yalancı gebelik geçirdi, yumurtladı diyelim. Tabii ki yumurtalar boş olacağı için hemen alsınlar mı, ne yapsınlar yumurtaları, ne önerirsiniz? Siz nasıl bir tedavi öneriyorsunuz bilmiyorum ama ben genelde birden uzaklaştırmak yerine hızlı bir şekilde sayıyı çoğaltmak. Yani 10'sa 5'e indir, 2,5'a indir. Hani en son bir tane bırak, 2,5, 2'ye indir, 1'e zaten indir. Zaten kendi doğal ortamlarında da bir ne bileyim bir tavuk gibi ya da kedi köpek gibi emzirmiyorlar.
bilmiyorlar, hiç şey yapmıyor, toprağa gömüp gidiyorlar. Yani o yüzden ben de sizin yaptığınız gibi azaltı azaltı, eğer ki yalancı gebelikse azaltı azaltı alıyorum. Ondan sonra direkt zaten çok strese girmiyorlar. İçleri boş olduğu için, yumurtaların canlı olmadığı için bir sıkıntı olmuyor. Ama canlı yavru olan yumurtalarda da onların ne zaman doğduğu, nereye doğduğu, kuluçka makinesi gerekecektir. Düştüğü alan. Alanın bile, hatta bir atıyorum sağ tarafına yatık düşmüştür, onu bile işaretleyip hiç döndürmeden kuma gömmesiniz gerekiyor. Onda ne yapabilirler? Yani beyin kuluçka makinesini kendileri bulamazlar ama internetten değil mi? Beyin kuluçka makinesi, homemade yapılabilir mi? Aslında uygun, çok şey değil ama bence şöyle bir sıkıntı var. İguanaları çiftleştirmek biraz zor. Yani her erkeği beğenmeyecektir dişi. Anlaşmayabilirler, kavga çıkabilir. Hani bunlara çok iyi dikkat edilmesi lazım. Ciddi ayaklarını bile kırabilirler değil mi? Yani siz, benim de başıma bir tane geldi. Yani ayak kırılmadı ama ciddi darbe, ısırık yaraları oldu. Alıştırmayan, illa üreticilik yapacağım gibi bir şey varsa ya da bir dişi erkek kurtarılma farklı iki iguana vardır. Anlaşma anlaşmadıklarını görmek için büyük bir ahşaptan terarium yaptırılabilir. Yani illa bir pet shop'tan plastik, cam vesaire almak zorunda değiliz. Kocaman bir kafeste yapabiliriz. Dışarıda salma beslenilen kuş kafesleri gibi. İçerisini döşeriz gerekirse dekorla. Ortadan bir telli ayrım yapılabilir. Değil mi? Gene hayvanlar birbirlerini görürler. Ama sadece tanımaya başlarlar uzun süre ki birbirlerinin alanlarına girip kavga çıkmasın. Sonra yavaş yavaş gözetim altındayken hayvanlar birbirlerine alıştırılmaya başlanır, takip edilir. Diyelim ki çiftleşme oldu ve yumurtlama süreci oldu. Dediğiniz gibi onların şeklinin çok dikkatli bir şekilde kaldırılması, koyulan toprağın ısısı, nemi. Çok önemli ve kuluçka makinasız bu iş biraz zor. İmkansız çünkü yumurtalar yani, küfleniyor. Ben denedim bir kere çünkü dolu yumurta çıktı ama olmuyor, dediğiniz gibi küfleniyor ve onu sabit tutmak, o ısıyı sürekli sabit tutmak çok zor. Yani kuluçka makinesi yoksa, dediğim gibi bütçeleri müsait değilse homemade kuluçka makinesi. Yani el yapımı kuluçka makineleri bütün internette videolardan bakabilirsiniz. Fotoğraflarda böyle tek tek gösteriyor. Kendiniz de ayarlayabilirsiniz. İguanınız eğer ki gerçekten gebeyse, yalancı gebelik değilse ya da herhangi bir gekonuz, çok rahatlıkla onu ayırt edebilirsiniz. Yani kendiniz de yapabilirsiniz. O şekilde hazırlayın ki en azından doğar doğmaz yumurtaları o şekilde alabilirsiniz. Zaten onlar böyle içeride silikon gibi çıkıyorlar. Zaten yumurtanın boş olup olmadığını nasıl anlayacağız gibi belki bir soru gelebilir. Yani onu, eski bir taktik vardır okullarda da öğretilen. Rulo şeklinde yaptığınız bir kağıt, ışık ve yumurta. Yumurtanın hava kesesi var mı yok mu? Hani ona bakabilirsiniz. Damarlaşma var mı? Onlara dikkat edilebilir. Yani tabii mümkün olduğu kadar eğer ki yumurtalar doluysa hani çok da ellememekte fayda var. Hareket ettirmemeniz gerekiyor. Çünkü işte Müge Hanım'ın dediği gibi ortam ısısı önemli. Koyduğunuz, bir kere koyduğunuz şekil bile önemli. Onlara muhakkak dikkat edin. Ama sonrasında doğum olduktan sonra ki bazı iguanalar ciddi şekilde yumurta tıkanmalarına girebiliyor. Evet. İmkanları varsa, yaptırabiliyorlarsa, sürekli yalancı gebelik geçiriyorsa ben kısırlaştırmayı öneriyorum. Kesinlikle, Evet, kesinlikle. Hani dişiyi kısır, tabii hem erkek hem dişi varsa, hani dişi yalancı gebelik geçirdiği için ya da doğuramadığı için, yumurta tıkanması olduğu için dişiyi önce kısırlaştırırsınız ama hani onu, yani iguanalar da ya da sürüngenler de kısırlaşıp anestezi alabilirler. Tabii ki. Yani onlar yapılabiliyor. Hani bilginiz olsun. Bir de özellikle sürüngenler ve canlı yem yiyenler, onlar kabızlık olabiliyor. Yani kabızlık geçirebiliyorlar. Bir de bu yem büyüklüklerini nasıl verebilirler Müge Hanım? Onlardan da bahsedebilirseniz özellikle. Özellikle mesela bir bukalemundan bahsedeceksek, iki gözün arasındaki mesafeye geçmeyecek büyüklükte bir canlı yem vermemiz lazım. Yani cırcır böceği mi veriyoruz, sinek mi vereceğiz, un kurdu mu vereceğiz, hiç fark etmez. Bir canlı olacak tabii, bunu hani hareket ettirerek hayvana uzatmak da bu dönemde çok önemli ki doğasını yaşasın, yakalamaya çalışsın. Ama çok büyük yem verirseniz, yani dediğimiz gibi kafa göz mesafesini geçen bir yem verdiğinizde hayvan dışkılama problemi çekmeye başlıyor. Ciddi kabızlık olabiliyor. O kabızlığı tedavisine geçmeden önce Müge Hanım'cığım, bir telefonumuz varmış gene, bölüyorum kusura bakmayın. Alo. Alo. Merhabalar Güler Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok sağ olun. Nasıl yardımcı olabiliriz size?
Benim önce iyi yayınlar diliyorum size. Ben geçen de sizleri seyretmiştim. Çok sağ olun. Hakkında uzun uzun konuştunuz. Epeyce bir yararlandım ben. Çok sağ olun. Benim bir tane kedim var. Doğum yaptı. Dört tane doğum yaptı. Biri ölü doğdu kedimin. Evet. Yani yavruların birisi ölü doğdu. Bu neden böyle oldu? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de doğumdan sonra sağ sola çiş yapmaya başladı benim kedi. Şöyle bir şey, yavruların... Pardon, lafınızı böldüm, buyurun. Neden böyle yaptı şimdi? Huyu da değişti hayvanın. Şöyle peki, bebeklerine hiç kendi zarar vermiyor değil mi? Bebekleriyle arası iyi, süt atıyor. Ne kadar oldu doğum yapalı? Şimdi bu cuma tam 4 hafta olacak. 4 hafta, bir ay olacak. Tamam, kaç yaşında? 1 yaşında. Normal gıda olarak ne veriyorsunuz? İştah yerinde değil mi? Sıkıntı mama yok. Veriyorum mama. Tamam. Kuru mama. Mamasını da yiyor. Et veriyorum. Kavanozların içindeki hazır konservelerden. Herhangi bir böyle stresli mi yoksa sakin mi? Kızgınlığa girdi mi tekrardan? Girdi. Geçen gün girdi kızgınlığa tekrar. Tamamdır. Şimdi biz sorunuzu Müge Hanım'la geniş bir şekilde işleyeceğiz. Bizi ekranınızdan takip ederseniz çok seviniriz. Tamam canım. Teşekkür çok sağ olun Güler Hanım aradığınız için. Kendinize iyi bakın. Hayırlı olsun bu arada. İyi günler. Şimdi Müge Hanımcığım, muhtemelen tekrar artık kızgınlığı, libido hat savaya çıktığı için etrafı muhtemelen işaretliyordur ama bu konu hakkında da Güler Hanım'ı bilgilendirebilirseniz. Şimdi bir de bir yavru geniş bir soru aslında. Çünkü yavrulardan biri ölmüş. Evet. Neden ölmüş? Şimdi hayvanı takip eden veteriner arkadaş daha doğru bir şey söyleyecektir. Çünkü problemi var mı? Hani sokaktan sahiplenildi mi? Genetik bazı hastalıklar, aşıları olmayan bazı hastalıklar var. Bunlar düşüğe sebebiyet verebilir. Aynı insanlardaki düşüğe sebebiyet verebilecek birçok şey de olabilir. Ya da ölü doğuma sebebiyet verebilecek. Acaba doğum sırasında mı bir sıkıntı oldu? Birebir bütün doğumu gördük mü? Yoksa sadece yavruyu ölü bir şekilde mi buldu? Herhalde ölü bir şekilde buldu. Ölü doğdu dedi. Ölü doğdu. Yani bu... Viral hastalık kaynaklı da olabilir, sokak kökenli bir kedi olabilir. Dediğim gibi aşıları yapılan hastalıklar var ama aşıları yapılmayan, yıllarca semptom göstermeyen, vücutta barınan bazı viral hastalıklar ya da riketsiyel hastalıklar var. Bunlardan herhangi biri olabilir. Hayvanın parazit mücadele düzgün yapılmış mı, her şey yolunda mı bunu bilmiyoruz. En son ihtimal belki böyle bir şey olabilir. Bir de gebelik süresi boyunca bu çocukların hepsinin gelişimi normal mi ilerledi? Evet. Bunu da bilmiyoruz. Hani belki yavru küçük kaldı, diğer keseler kadar iyi gelişmedi, beslenemedi. Bunu da görmek lazım. Mesela şimdi Güler Hanım ne yapabilir? Veteriner kliniğine muhakkak kedisini değil mi? Bir götürüp aslında küçük bir check-up yapılması lazım. Bir kere ilk etapta idrar tahliliyle başlanılacaktır. Evet. Çünkü bu bir sistit problemi mi? Herhangi bir idrar kesesinde kristal oluşumu var mı? Bu enfeksiyona bağlı olabilir. Yediği gıdanın kalitesine bağlı olarak idrar pH'ında değişme olduysa, bakteriyel ya da gıdasal, burada bir kristal oluşumu söz konusu olabilir. Evet. Sistit kaynaklı olabilir ki semptomlar insanlardan pek farklı değil. Sürekli bir yanma ve idrarı varmış gibi hissettiği için hayvan nokta nokta etrafa idrar yapmaya başlar. Ki zaten en büyük belirti kum kabı dışına idrar yapmaktır. Evet. Bunun bir sistit kaynaklı olmadığını netleştikten sonra bir kızgınlık ya da psikolojik problem olup olmadığını değerlendireceğiz. Kedimiz 1 yaşında, muhtemelen yeni tam ciddi kızgınlık geçiriyoruz artık. Hani 6 ayda ergenleştik ama aklımız başımıza yeni gelmeye başlıyor. Bir kere de doğum yapmış, çiftleşmiş, artık durumu biliyor. Kediler gebelikten sonra 2-3 yani bir hafta içinde gidip tekrar çiftleşebiliyorlar. Gene hamile kalabiliyorlar. O yüzden belki şu an sadece kendini etraftaki erkeklere belli etmek için de etrafa işiyor olabilir. O yüzden bir an önce bir veteriner muayenesi ve kısırlaştırma muhtemelen bir daha çiftleştirmek istemiyorsak. Kısırlaştırma yapacaksak ve anestezi alacaksak da mutlaka preanestezik tahlil. Çünkü bir ölü yavrumuz da var. Hani operasyona girmeden önce, anestezi almadan önce her şeyin yolunda olduğunu bilmemiz lazım. Evet, öncelikle o zaman Güler Hanım veteriner hekiminize başvurabilirsiniz. Tahlilleri yapıldıktan sonra eğer ki kan tahlilleri de müsaitse, kızgınlıkta değilse kısırlaştırılabilir. Zaten bebekler 1 aylık olmuş. Hani sahiplendirmeyi düşünüyorsanız 1,5 aydan sonra emdikten sonra ve kurumamaya
öfke yaşadıktan sonra sahiplendirebilirsiniz ama evde şu anda beklemeyin. Hani daha kötü olabilir. Allah korusunuz dişi kedi. Bir de idrarında kristal varsa daha kötü. Tıkanıklığa gidersek bayağı kötüleşiyor. Evet. Nasıl oluyor süreç? Evet. Şöyle kısaca özetleyelim. Eğer bir kristal durumu varsa idrar yollarında zaten çok minik kristaller. Bunlar idrar kanalından geçerken kanamaya ve hayvanda ağrıya sebebiyet veriyor. Evet. Eğer kristal oluşumu arttıkça kristalleşme büyüdükçe kanalda tıkanma yapıyor ve idrar çıkışında problem oluyor. Tam tıkanma olduğu durumlarda eğer hayvan bir 10 saati geçen süreçte idrarını boşaltamıyorsa artık böbrek kötüleşmeye başlıyor. Evet. Çünkü idrar kesesinde biriken idrar böbreğe geri dönüyor. Evet. Bu da akut bir şekilde böbrek yetmezliğine sebebiyet veriyor. O yüzden idrar çıkışını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. O zaman gitmişken sadece kan tahlili bir de röntgen alırlarsa değil mi? Tabii. Çünkü şey, belki kristaller böbrek. Eriyebilen kristal mi? Operasyon gerektiren Tren kristal mi? Hani onu da ayırt etmek açısından. İdrar tahliliyle başlarlar. Evet. Ondan sonra zaten hekim arkadaşımız sizi yönlendirir. Ama kesinlikle veteriner kliniğine hani gitmeniz gerekiyor. Yani bu tabii ki idrar yollarındaki kristaller biliyorsunuz market maması diye tabir ettiğimiz pH oranı değişik mamalardan ötürü de olabiliyor. Ya da çok fazla gerçi mama veriyorum dedi, ev yemeği veriyorum demedi. Hani biz diyoruz ki mama artı et. Evet, evet. Ne kadar kaliteli kullanırsanız, Müge Hanım da muhtemelen has sahiplerine aynı şeyi söylüyordur. Ne kadar kaliteli mama kullanırsanız veteriner hekim ziyaretleriniz ve can dostlarımızın hastalanması o kadar az olur. O yüzden lütfen kaliteli mama kullanın, bizi az ziyaret edin. Sadece sağlıklı durumda aşıdan aşıya görüşelim diyorum. Kısa bir aradan sonra veteriner hekim programı devam edecek. Veteriner Hekim'in programı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili klinisyen hekim Müge Keserlerli bugün bizimle birlikte egzotik sorularınızı cevaplıyoruz ama son partımızda Müge Hanımcığım WhatsApp'tan da çok diğer hayvanlarımızla ilgili sorular geliyor. Öncelikle onları size yöneltmek istiyorum. İyi günler, iyi yayınlar. 4,5 aylık yavru köpeğim var. 3-4 gündür halsiz, iştahı yok, kusması ve ishali var. Nedendir acaba? En korktuğumuz şey Müge Hanımcığım. Lütfen bilgi verebilir misiniz hasta sahibimize? Şimdi şu en baştan başlamamız gerekiyor bu süreçte 4,5 aylık. Evet. Nereden alındı? Nasıl bir ortamda bakılıyordu alınmadan önce? Yurt dışından mı geldi? Çoklu köpeklerin olduğu, başka hayvanların olduğu yerde miydi? Çok önemli. Niçin? Çünkü viral hastalıklar açısından. En korktuğumuz şimdi şey. Kusma var, ishal var. Evet. En basit aşamadan başlayacağız tabii değerlendirmeye. Aşıları yapıldı mı bu arkadaşın? Yapılırken hasta sahiplenen, satın alan kişi orada mıydı, yapıldığını gördü mü? Çünkü transport sırasında tabii ülkeye girişinin nasıl olduğunu da netleyemediğimiz maalesef bazı hayvanlar var. Aşı yapıldığı gibi gözükebilir yurt dışında. Önemli olan gerçekten burada Türkiye'de aşıları başlandı mı? Çok önemli. Şimdi 4,5 ay olduğu için aşıların aslında başlanmış, çoktan 2. 3. karmasını yapılmış olması gerekiyor ama bilmiyoruz tabii hayvanın durumunu. Onunla ilgili bir bilgi verilmemiş. İlk yapılacak olan şey önce dışkı. Eğer bir hayvanınızda ishal problemi varsa mutlaka hekiminize dışkıyı götürmeniz gerekiyor. Taze dışkı değil mi? Taze dışkı. Eğer bir bakteri incelemesi yapacaksak bizim için önemli olan ilk 2 saat. Ama bir parazit incelemesi yapacaksak bu süreç daha uzun sürebilir. Hani dışkıyı steril ve kapalı, hava almayacak şekilde barındırdıkları sürece. Önce parazit ve bakteri incelemesi yapılacaktır. Eğer bir parazit veya bakteri durumu yoksa ikinci ki bakteri kesin vardır, parazit durumu yoksa viral hastalıkları değerlendirmeye gidebilir. Eğer aşılamayla ilgili bir sıkıntımız ve viral hastalık riskimiz yoksa, parazitimiz de yoksa o zaman tabii röntgene geçeceğiz. Yabancı cisim mi yedi, zehirlenme mi yaşıyor, bir tıkanıklık mı var ya da sadece bağırsakla veya mideyle ilgili başka bir sıkıntısı mı var, yani sindirim sistemini etkileyen bir şey var belli ki. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani parazit kaynaklı mı oldu, viral kaynaklı mı oldu yoksa diğer etmenler mi diye sırayla gitmemiz lazım. Çocuk küçük bir çocuk olduğu için. Evet, Allah korusun hayati riski bile olabilir. Lütfen hiç vakit kaybetmeyin. Aynen. Hemen veteriner hekiminize başvurun. Bu arada Müge Hanım şu soruyu çok yöneltiyor hasta sahiplerimiz. Mesela aşı yaptırdım ama acaba aşı tuttu mu? Onun için de daha sabah konuşmuştuk. Evet. Bir bilgi verebilirseniz. Şimdi artık yurt dışı bu kadar sık aşı yapmıyor tabii hayvanlara. Biz mecburuz çünkü Türkiye'de eradika edemiyoruz bazı çok hastalıkları. Çok fazla sokak hayvanımız çok var. Çok fazla sokak hayvanımız var. Çok fazla aşısız hayvan girişi var. Hani dediğim gibi bunlar kaçak yollarla da geliyor maalesef, engel olunamıyor. Bu yüzden
aşılama periyodu bizde çok önemli. Ama ne yapabiliriz? Hani benim artık uygulamaya başladığım şey. Evet. Çünkü biraz daha ne kadar az ilaç, doğal ve doğru düzenli beslenme, bakım o kadar iyi işe yarıyor. Aynı evet. insanda olduğu gibi hayvanda da. Mecbur kaldığımız için tabii ki aşıları yapacağız. Ama şöyle bir süreç var. Bir hayvan 8 yaşını geçtiyse ya da viral bir hastalık taşıyorsa, atlattıysa aşılama yaparak hayvanın tekrar bağışıklığını düşürüp her seferinde uyarmaktansa ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Artık bunun kitleri de var çünkü Türkiye'de. Evet. En azından her yıl yapmaktansa bunu 2 yılda bir ya da 3 yılda bire çıkarabiliriz. Nasıl çıkarırız? Her aşı için olmasa da bazı elzem aşılar için, mesela karma dediğimiz beşli etken maddeyi içeren aşı için, bir gençlik hastalığı, köpeklerde, evet. kanlı ishal, hepatit, bunlar en azından parainfluenza, bu aşılar, bu hastalıkları ya da aşılarının yapılı olup olmadığını takip edebiliriz. Bizim yıllardır aşısını yaptığımız bir hayvanı ele alalım. Yani ikincisini yapmışız, üçüncü yıldayız. Aşı yapmak yerine önce kan alıp, bu antijen, bu antikorların varlığını tespit ediyoruz hayvanda. Belli bir titrenin üstünde ise hala bağışıklık antikoru olduğu için yeni bir aşılamaya gerek duymuyoruz. Bir sonraki sene tekrar bu çek ediyoruz. Şimdi isim söyleyemiyorum. Aşıda bulunan virüslerin antikorları hayvanın vücudunda yeterli mi? Yeterliyse aşı yapmıyoruz. Düşükse 3 yılda bir aşıyı tekrar öneriyoruz. Evet. Yani kan alınacak. Veteriner hekim ortamında kan alındıktan sonra aşıların teskitleri var. Aşı ya da laboratuvarlar da bakıyor. Ya da laboratuvarlar da bakıyor. Şu anda aşının seviyesi kanımızda ne kadar titre aynen. veriliyor değil mi onlarda da? Aynen. Antikor evet. bakıyoruz. Yani evet. bağışıklığımız bu virüse karşı ne oranda kanda? Müge Hanım da dediği gibi antikor eğer ki sağ istediğimiz miktardaysa ya da üstündeyse o zaman aşının demek ki koruyuculuğu hala devam ediyor. Aynen. O zaman aşıyı erteleyebiliyoruz. Bir sene sonra ya da evet. birkaç ay sonra yapabiliyoruz. Hani o teskitleri çok rahatlıkla bulunabilir. Kan da alınıp bakılabiliyor. Hani özellikle biz yaşlı, Müge Hanım da dediği gibi yaşlı hayvanlarımızda hani pek aşı önermiyoruz ama aşıdan kastımız karma, kuduz, işte kedide varsa lösemi, onun haricinde evet. işte bronşin, korona vesaire o aşılar ama iç dış parazit aşı değil bakın. Onlar iç parazit uygulaması. Hani bunu lütfen karıştırmayalım. Evet, çok karışıyor. Evet. Parazit var mı yok mu diye Müge Hanım'ın dediği gibi de dışkı muayenesiyle de bu zaten çok rahatlıkla aynen. görülebilir. Hani ona dikkat edersiniz ama hani kesinlikle böyle bombardımanı tutmayı pek önermiyoruz. Onların da tabii ki yöntemi var ama Allah korusunuz baktınız aşının koruyuculuğu yok. Tabii ki tabii aşı ki. Öneriyoruz. Bir hastalık kapabilir. Mutlaka. O yüzden hani böyle bir yöntem var. Mesela bir yerden bir kedi köpek sahiplendiniz değil mi? Aşıları karnesinde var ama şüphelisinde bu haftaki vakamız bu evet, mesela. Evet, Müge Hanım'ın mesela bir hastası var. Ondan bir bahsedebilir misiniz? İlk sahipleri değil, ikinci hatta üçüncü sahipleri. Hani ilk kişi de çok az kalmış. Aşıları yapıldı. Ben her şeyini yaptırdım ama karne yok. Evet. Yeni sahiplenen kişiler tabii ki bundan emin olamıyor. Evde çocuk var. Ne yapıyoruz? Prosedür standart. Hani her ne kadar iç parazit yapıldı dense de iç parazit için dışkı getirin, dışkı tahlili yapalım. İç parazitle ilgili bir yumurtamız yoksa bir daha ilaç vermeye gerek yok hayvana boşu boşu. Normal ritüel zamanla yani 3 ayda bir periyodumuza geçebiliriz. Ki bu 3 aylık periyotta bile ben diyorum ki gene hasta sahiplerine fazladan ilaç vermek istemiyorsanız dışkı tahlili getirin. Dışkısında bir şey yoksa parazit mücadelesini yapmamıza gerek yok. Bekleyebiliriz bir 3 ay daha. Yani ne zaman dışkıda bir kıvamda bozukluk, hayvanda ya da kusma vesaire gibi bir semptom gördük. O zaman tahlil yapıp parazit ilacını verebiliriz gerekirse. Çünkü sokağa çıkmıyorsa tabii ki bu kedi. Ayakkabılarımızla köpek, içeri girmiyorsak evet. değil mi? Evet. Yani sokakla hiçbir teması olmuyorsa bunu mutlaka öneriyorum. Sokakla teması varsa maalesef böyle bir yatkınlık var. Kendi sağlığımız için de iç parazit mücadelesini mutlaka yapmak zorundayız. Evet. Bu sürüngenler için de geçerli. Kedi köpek için de geçerli. Aynen öyle. Yani onun haricinde işte zaten WhatsApp sorularımıza aynen. devam ediyoruz. Şimdi Ankara'dan bir sorumuz var Müge Hanımcığım. İyi yayınlar, Ankara'dan müdavinizim. Teşekkür ederiz. Shih Tzu bir kızım var. Beslemesiyle ilgili genellikle kırmızı et ağırlıklı gıdalar veriyorum diyor. Ev yemeği. Ev yemeği. Bana bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz diyor. Cumartesi günü bizim tekrar konumuzda atmışlar bu mesajı. Onunla da ilgili bir besin diyetleriyle de ilgili bilgi verebilir miyiz? Böbrek hastalığı, protein özellikle. Yaşa bağlı hocam. Değişecektir. Evet. Tabii biz de hani şöyle sınıflandırıyoruz genelde. Biz bir yaş altı genç hayvan
adult dediğimiz orta yaş hayvan, yani bir yaş üstü hayvan ve geriatrik hayvan. Çünkü bu dönemlerde beslenme şekli tabii ki değişiyor. Hani ilk dönem protein ağırlıklı, sonra normal, sonlara doğru proteini düşük diyete geçiyoruz. Evet. Benim şahsi tercihim, hani tabii ki yine isim veremiyoruz ama ben artık mümkün olduğunca karbonhidrat içeren diyetlerden, yani daha doğrusu tahıl içeren diyetlerde, karnivorlardan uzaklaşmayı tavsiye ediyorum. Evet, tahılsız diyet öneriyorsunuz. Tahılsız gıda öneriyorum. Evet. Yani daha çok sebze, meyve ve protein içeren gıdalar öneriyorum. Zaten sebze meyveyi o karbonhidratın içerisinde tüketiyorlar, alıyorlar. Ama tahıl ihtiyaçları normalde de bu hayvanlar doğada tabii ki tahıl tüketmiyorlar. O yüzden mümkün olduğunca çıkarmaya çalışıyorum hayatlarından. Ama ev yemeğiyle beslenen bir çocuk ve bu uzun süredir bu şekilde besleniyorsa mamaya döndürmek çok zor. Çok zor. Yapılmayacak iş değil, sabır gerektiren iş. İştah açıcı takviyeler kullanabilir. Mamanın üzerine dökülebilecek iştah açıcı, onun aromasını kuvvetlendiren bazı takviyeler var. Bunlar kliniklerde de, kimi pet shop, büyük pet shoplarda da satılmaya başlandı gıda takviyesi olduğu için. Bunlar denenebilir. Ama şimdi şiddetle ev yemeğini yiyen, yani o yağa, tuza alışmış, o tada alışmış bir köpeği çevirmek çok zor. Ne yapabilirsiniz ilk başlarda? Kemik suyu kaynatabilirsiniz, kuru mamayla karıştırılabilir. Evet. Etin, tavuğun suyu verilebilir. Normalde evde verdiğiniz et çeşitliğinin dışında bir kuru mama alabilirsiniz. Örnek veriyorum, geyikli kuru mama alırsınız. Geyik etini çünkü hiç vermemişsinizdir. Evet. Ördek eti belki. Bıldırcın olabilir. Yani alternatif sunmak lazım. Şunu mutlaka yapın, hiçbir zaman kedi gibi köpekte mama kabı sürekli önünde olmasın. Hani bunlar tabii eğitmenle konuşmak daha doğru olacaktır. Evet. Bizim uzmanlığımız değil ama ben sadece kendi çıkarımlarımdan yorum yapabilirim. Evet. Mamayı önüne koyduğunuzda bir 15 dakika çağırın, yedi yedi, yemedi kalksın o mama. Yani oraya konduğunda yenecek, kalktığında bir daha mama yok. Gerekirse 2 gün biraz inatlaşın ama tabii 2 gün boyunca ağzına hiçbir şey sürmüyorsa mecbur bir şeyler vermek zorundasınız. Başka sıkıntılara yol açacaktır. Evet. Yani işiniz biraz zor ama sabır gerektiriyor. Evet. Bir de ne kadar çok yumuşak gıda yerse, shih tzu diyor. Diş problemi başlayacak. Diş problemi, zaten kaş, var. Böbrek, yani değil mi? Aynen. Hani onun, o bakımdan da biraz bilgilendirebilirsiniz. Şimdi dişle ilgili bizim kuru mama vermemizin sebebi genelde şudur. Biraz taneleri kırmaya çalışırken, çünkü normalde karnivorlarda çiğneme hareketi yok. Sadece kapatma hareketi var. Çene sağ sol yapmıyor ama gene de tabii dişin dokunduğu arada kalan mamaları kırıyoruz. Yani aslında çiğnediği için kırmıyor onu. Bu süreçte büyük mama taneleri verirsek daha çok kırma aşamasından geçmek zorunda kalacak. Bu da mekanik olarak dişin temizliğini sağlamaya yardımcı bize. Ama mama hiçbir zaman tek şey değil. Yeni gelen hasta sahipleri özellikle çok şaşırıyor. Eğer 6 ayı geçtiyse artık süt dişleriyle işimiz bitiyor yavaş yavaş. Diş fırçalamaya başladınız mı dediğimde, diş mi fırçalayacağız diye bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Aynı diş yani bir şey değişmiyor. Ağız mikroflorası var, orada kalan bakteriler zamanla önce plağa sonra tartara çevirecek. Sonra diş eti hastalıkları ve çürümelere çevirecek. Evet, evet. O yüzden diş fırçalamayı mutlaka kedimize, köpeğimize öğretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili belki şöyle bir şey söyleyebiliriz. Gene diş hekimi Efe Bey var, belki siz de tanıyorsunuz. Onun birkaç önerisi vardı, ben de çok işe yaradı. Diş fırçalarını ilk bir hafta hayvanın sevdiği şeylerle oyalıyoruz. Yoğurt mu? Yaş mama mı? Ne seviyorsa sadece fırçanın dokusuna alışsın. Onu ısırsın, kemirmeye çalışsın, üstündeki mamayı yalasın. Ama çok güzel. Sonra siz normal su, antiseptik su, yani kloreksidinli sularla olabilir. Köpekler, kediler için üretilmiş diş macunlarıyla olabilir. Sadece fırçanın mekanik etkisini kullansanız bile hiç kullanmamanızdan faydası olacaktır. Mutlaka alıştırın diyoruz o yüzden. Ya da böyle şeffaf bebekler için silikon diş fırçaları değil mi? Zaten çok hafif, onlarla bile plastik olmasına gerek yok. 3 yaş altı yumuşak uçulu diş fırçası tek ihtiyacımız olan. Hepsiyle diş bakımı gerçekten Vivian'ın dediği gibi çok çok önemli. Bizdeki gibi önce kalp biliyorsunuz, sonra böbrek için çok çok önemli. Lütfen diş bakımını pet dostlarımıza ihmal etmeyelim. Sorularımıza devam ediyoruz Vivian Hanımcığım. Bu arada o Ankara'daki çocuğumuzu da şöyle göstereyim. Çok güzel bir shih tzu. Onun haricinde diğer mesajlarımıza geçiyorum. Merhaba, bir sorum olacaktı diyor. Dişi bir husky'm var, kanaması olmadı, 11 aylık, normal midir? Aslı Yılmaz soruyor Müge Hanım. Daha henüz 11 aylık. 11 aylık ve hiç regle olmamış. Şimdi şöyle bir süreç olabiliyor. İlk 6 ayda normalde ergenliğe giriyorlar. 6. ayda görebilirsiniz, görmeyebilirsiniz. İlk 1-2 periyot kızgınlığı görmeyebiliyorsunuz. Belki küçük çok yaşta. Az geldi. Çünkü, yakalayamıyoruz aslında. Yani o kızgınlığa girmiş oluyor tabii mutlaka.
Ama biz bunu ciddi bir kanama periyodu olarak görmeyebiliyoruz. 1,5 yıla kadar bu çıkabiliyor maksimum. Bir 3 periyodu da atlattı ve hala olmuyorsa o zaman mutlaka bir hormon araştırması yapılması gerekiyor. Evet, bir kısırlaştırma öneriyor musunuz? İşte hormon testleri yapılıp ultrasonla yumurtalıklar kontrol edilip ona göre nasıl bir sonuç çıkacaksa onu uygulamakta fayda var. Evet. Ama şey tabii vulva mutlaka şişiyordur. Yani vajina kısmı mutlaka şişiyordur. Onu takip edebilirler. Kan görmeyebilirler. Zaten kedileri... Kedilerde hiç kan görmüyoruz. Evet. O da aklınızda olsun. Şeffaf oluyor sadece. Ciğere gibi böyle şeffaf bir akıntı geliyor. Sadece biliyor. Kızgınlık belirtilerini görüyoruz. Yalıyorlar, bağırıyorlar. Ama köpeklerimiz aynı bayanlardaki gibi, insanlardaki gibi. 6 ayda bir kanama görmesi gerekiyor. 3 periyot bekleme şansınız. Yani bizim önerimiz 3'ten fazlayı beklemeyin. Hala yani görmediysek. Yani şimdi 11 aylık. 12. ayı beklesin. Evet, 12. ayı beklesin. Hala olmazsa muhakkak bir veteriner hekiminize aslanım gitmenizde fayda var. Allah korusun farklı bir sıkıntısı olabilir. Onun haricinde ilaçlı piret asmaları için ne düşünüyorsunuz? Köpekler için riski olduğu söyleniyor. Gökmen Bey yazmış İstanbul'dan. Cumartesi günü yazmış gene. Şimdi bazı ilaçlı piret, hangi her ilaç her tasma demiyorum ama evet. Benim de kullandığım ilaçlı tasmalar var. Özellikle bahçe veya fabrika köpeklerine öneriyorum. Evet. Yazın pirekene tasması artı pire damlası önerdiğim bölgelerde var. Hele evet. Bizim bulunduğumuz bölge, Bahçeşehir bölgesi çok yeşillik. Hadımköy falan, yeşillik evet. Alan çok, kene problemimiz çok. Kene, hastalık taşıyan kenemiz de çok. Evet. O yüzden hem tasma hem pire damlası mutlaka yazın uyguluyoruz. Hani kışın sadece tasma ile idare etsek bile. Artık 8 ay kadar süresi uzayan tasmalar çıktı. Yağmurda ıslandığında etkilenmeyen tasmalar çıktı. Eskiden bu problemlerle de mücadele ediyorduk. O yüzden imkan çok ve kullanılmasını şiddetle de gerçekten tavsiye ediyorum. Evet. Bazı ırklarda yaşam alanına özellikle göre. Özellikle gerekli. Ama kedide toksikasyon belki konuşabiliriz. Evet. Çünkü kediler tasmayı çıkarıp ısırmaya çalışabilir. Orada bir sıkıntı yaratabilir. Ama köpekte yani hayvan onu çiğneyip ısırmaya çalışmıyorsa hiçbir sıkıntı yok. Yani öneriyoruz. Muhakkak öneriyoruz. Özellikle Akdeniz ikliminin olduğu kısımlarda değil mi? Çok fazla kene sıcak iklimlerde muhakkak öneriyoruz. Ama bir böyle marketten ya da pet shop'tan böyle renkli pire kene tasması aldığı altında böyle fosforlu ürünler oluyor. Onlardan bakın tavsiye etmiyoruz. Veteriner kliniklerinde onlar tek çeşit olur zaten. Böyle krem rengi gibi, sarımtırak gibi böyle birkaç markası. Birkaç markanın değişik veteriner hekiminiz sizi yönlendirir ama bir tasma bir pire kene tasması fosforlu ya da renkli ya da patili falan olmaz. Hani bilginiz olsun. Onu özellikle ayırt ettirelim. Zaten pet shop'ların satma etkisi yetkileri olmayan yok. Bir kategori olduğu için pire damlası ve pire tasması. O yüzden pek bulamazsınız alırken zaten. De emin olun. Ben, en azından veteriner hekimimize sorun. Ben şunu buldum alayım mı diye. Evet, fotoğrafı hemen almanıza gerek yok. Fotoğrafını çekersiniz. Danışırsınız. Okeyse alırsınız yani. Onun haricinde tabii hep tekrar günlerimiz, cumartesi günlerinde gelmiş sorularımız. Benim 3 tane kangalım var. 70 yaşındayım. O tebrikler. Bakıyorum alan olursa da vereceğim diyor. Hani sahiplenmek isteyen olursa vereceğim. Maltepe'de oturuyorum diyor. Zannederim ki beyefendi sahiplendirmek için ilan hani bize vermiş, yollamış. Evet. Gene cumartesi günü ve 3 kere de cevapsız arama var ama programımız bilginiz olsun. Çarşamba günleri canlı oluyor. Cumartesi günü tekrar oluyor. Müge Hanım'ın tekrarını da cumartesi günü 12'de izleyebilirsiniz. Hani aramışsınız ama cumartesi biz burada olmadığımız için hani ancak ertesi çarşamba görebiliyoruz sorularınızı. O yüzden eğer ki sahiplendirmek istiyorsanız kangallarınızın fotoğrafını, cinsiyetlerini, özelliklerini bize fotoğraflarıyla birlikte yollarsanız köşemizde zaten paylaşırız sahiplendirme köşemizde. Hiç belli olmaz kangal değil mi? Çok güzel bir ırk. Çok güzel sahip bulabilirsiniz. Çiftlik evi bile. Onun haricinde kayıplar köşemize geçiyoruz. Şimdi hemen bakıyorum ekranımıza. Florya'da bulunmuştur. Sahibini bilenler lütfen iletişime geçsin diyorlar. Pomerian kırması bir köpeğimiz zannedersem. Bir de tıraşlı. Hani güzel de bir ırk. Eğer ki hani sahiplenmek isteyen, sahibi çünkü ortaya çıkmazsa, sahiplenmek isteyen bir hasta sahibimiz olursa kanalımızla irtibata geçebilirler.
Onun haricinde fotoğraftaki bebeğe aile arıyorum. Çok zayıf düşmüş. Önümüzdeki hafta çok soğuk olması sebebiyle aciliyeti var diyor. İzmirli, Bayraklı'daymış şu an. İzmir merkez hücrelerine bakarım diyen varsa getirebilirim. Geçen hafta da gelmişti evet bu ilan. Ailesi olamıyorsanız bile paylaşarak bulmama yardımcı olabilirsiniz diyor. Çok güzel retinoid, ela gözlü, kırma bir çocuğumuz. Hani eğer ki sahiplenmek isterseniz kanalımıza ulaşabilirsiniz. Biz İzmir'deki hasta sahibimize yardımcı oluruz bu şekilde. Onun haricinde bu kedimiz, evet o da geçen haftaki ilanlarımızdan. Kızımız Leyla kayıp 1,5 yaşında, 3,5 kilo, Ortaköy Palanga Caddesi'ndeki evimizde bugün 26 Şubat akşamüstü 4 sularında kaçtığını düşünüyoruz. Tasması yok diyor. Bakın çok spesifik bir kedi. Kulakları yok, Scottish Fold zaten. Çok rahatlıkla hani bulunabilir. Lütfen Ortaköy civarı, Beşiktaş civarında bulursanız bir veteriner kliniğine ya da kanalımızla irtibata geçebilirsiniz ki Leyla'yı annesine kavuşturabilirsiniz. Onun haricinde 2 yaşında kukur, dişiymiş, İstanbul içi ömürlük yuvasını arıyormuş. Gerçekten bu da çok güzel bir ırk. Hani kukurlarda kulak problemleri, tüy problemleri olabilir ama düzenli olarak bakılırsa hiçbir sıkıntı olmaz. Sahiplenmek isteyen bir izleyicimiz olursa kanalımızla irtibata geçebilirler. Acil veya geçici yuva aranıyormuş bu uslu çocuğuma. Var mı sayfamda onu iyi bir insana sahiplenebilecek diyor. Çok güzel bir, herhalde bir 3 numara falan değil mi Müge Hanım? Bir Maltese Terrier. Ama gözleri falan sürmeli. Çok çok güzel. Hani lütfen biz özellikle satın almayın, sahiplenin diye üstüne basarak söylüyoruz. Hani lütfen düşünürseniz hasta sahibimizle de irtibata geçebilirsiniz aynı şekilde bizimle de. 2 aylık bebek teriye için çok acil geçici ya da kalıcı yuva arıyorum. Bir kırma bir teriyer muhtemelen ama çok da güzel giydirmişler yani. Hani düşünürseniz eğer ki sahiplenmeyi lütfen bizimle irtibata geçin. 1 yaşında teriyer oğlumuz İstanbul için ömürlük yuvasını arıyoruz diyor. Gene Maltese teriyerler biliyorsunuz Bodrum civarında ya da diğer illerde çok fazla ya da barınaklarda beyaz Maltese köpeklerimiz var, genç ya da yaşlı. Hani düşünürseniz ırk eğer ki hayvan sahiplenmek isterseniz en uzun ömürlülerindendir, en az rahatsızlananlarındandır. Lütfen özellikle öneriyoruz Maltizleri. Sahiplenmek isterseniz zaten bizimle irtibata geçebilirsiniz. Değerli sohbetimiz devam edecek. Unutmayalım, köşemize devam ediyoruz. Dostlarımızın üzerindeki tüyler onların vücudunu adeta bir kalkan gibi dış etkenlerden korur. Yazları sıcaktan, kışları soğuktan, özellikle de büyük ırk dostlarımızınsa basınç yarası diye adlandırdığımız yatak yaralarına karşı yastık görevi görerek onları dış etkenlerden korur. O yüzden pet dostlarımızın tüy bakımını ihmal etmememiz gerektiğini ve her gün düzenli olarak taramamız gerektiğini unutmayalım. Merhabalar, veteriner hekim programımız devam ediyor. Bir sorum olacaktı diyor bir hasta sahibimiz. Perşembe akşamı ekmek veya yemek komşulara verilir mi diyor. Çok özür dilerim, ben okumuş bulundum ama herhalde başka bir hocamıza din konusuyla alakalı gelen bir hocamıza soru gelmiş. Ama perşembe akşamı da mübarektir. Bence verilebilir diyorum. Komşularımıza her zaman paylaşalım diyorum. Ondan önce sorularımıza devam ediyoruz Müge Hanımcığım. Kliniğimize en çok gelen kemirgen türleri hangileridir? Ne gibi hastalıklarla karşılaşıyoruz? Genelde tavşan, ginepik ve hamster geliyor. Hamsterlarda şöyle bir durum oluyor. Zaten yaşam ömürleri ortalama 2 yıl olduğu için genelde bir yıldır bakıyorum ama artık solunum problemi var ya da hani ayakta bir ortopedik problem olabilir hayvan. Özellikle kafeste ya da kafesten dışarı çıkarıldığında ortopedik sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Travmaya bağlı. Ama genelde hamsterlar solunum problemiyle geliyor. Yani benim karşılaştıklarım genelde solunum problemiyle geliyor. Zaten dediğim gibi kısa ömürlü olduğu için alan kişi de pek çıkarmıyor. Veterinere pek gitmiyor. Parazit mücadeleleri çok fazla yapılmıyor. Genelde 1,5 yaşından sonra da kalp katarak yani ya görmüyor problemiyle ya solunum problemiyle daha çok geliyor. Halsizleşiyor. Genelde kalp problemi ya da böbrek karaciğer gibi geriatrik problemlere aslında evet ya da tümörler geliyor. Genelde son evrede geliyorlar hamsterlar.
tabii şöyle bir şey, en azından bir 3, yani normalde diyoruz ya yılda bir kere gelsinler mutlaka. Hı hı. Hamster için ben bunu 3-4 ay diyorum genelde. Değil mi? Ömürleri çok çok, çok kısa. Ve evet, hani en azından bir kilo kontrolü düzgün yapılsın. Diş gelişiminde bir sıkıntı olup olmadığına bakılsın. En azından en basiti bir ağız mukozasına bakılır ki bir kansızlık, beslenmeyle ilgili bir sıkıntı var mı, sıvı kaybı var mı, hayvanda ishal var mı, bunu sorarız. Hani o zaman hiçbir sıkıntıyla karşılaşmama ihtimalimiz oluyor. Hamster'daki problemler dışında tavşanlarda ve guinea pigler çok sık besleniyor evlerde. Ortak problemleri diş problemleri. Mutlaka senelik diş kontrolü yapılması gerekiyor. Çünkü evde hasta sahipleri sadece ön dişleri görüyor. Ama bizim arkadaki premolar, molar dediğimiz arı dişleri hiçbir zaman göremiyorlar. Ve onların çiğnemesi için de en etkili dişlerden birkaçı. Evet, evet. Şimdi kaprofaji dediğimiz olayı yapan tavşanlar var. Bunlar için de onun o dişlerine ihtiyacı var. Genelde hasta sahipleri eğer yılda bir kere de olsun ağzın içerisinde biz kamerayla ya da herhangi bir muayene yöntemiyle dişleri kontrol edemiyorsak şu şikayetle geliyorlar. Yemek yemesi azaldı. Salya akıntısı başladı. Gözünün altı şişti. Çenesi şişti. Çünkü bunlar apse yapabiliyor. Dişlerin pozisyonu da bizimki gibi düz değil, daha çok açılı olduğu için bir süre sonra özellikle guinea piglerde dişler uzadıkça, normalden fazla uzadıkça dilin hareket etmesi engelleniyor. Dil her hareketinde dişe değiyor, yaralar ve ağızda akıntı o yüzden başlıyor. Biz bunu eğer rutin kontrolde hafif uzamaları başlangıç evresinde yaşarsak kısa anesteziyle törpüleme şansımız oluyor. Ama problem ilerledikçe diş çürüğüne ve çekime kadar gidiyor. Bu süreç anesteziyi uzatıyor. Hayvan zaten bir dönem düzgün beslenemediği için halsiz olmuş oluyor. Ve anestezi için uygun olmuyor. Mecburen önce biraz hayvanın genel durumunu toparlıyorsunuz. Sonra da diş problemine geçmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, evet. Yani onlar için mesela peki beslenmede neye dikkat etmeliyiz? Burada bizim için en önemli şey kuru ot. İki şeye dikkat edelim. Kuru otla samanın farkını bilelim. Ve mutlaka kemirgenimizde her zaman bulunduğu ortamda kafesinde kuru ot olsun. Değil mi? Kuru otun çeşidine dikkat edebiliriz ama kuru otun amacı bizim için hem lif içerdiği için sindirimi düzenleyecek kemirgenler de çok önemli. İkincisi diş onu yemeye çalışırken dişlerini bir nebze törpülemeye başlayacak. Tabii ki %100 etki sağlayan bir şey değil ama bayağı bizim işimizi yarı yarıya azaltan şey kuru otlar. Evet. Şimdi kuru otla samanın farkını şurada bilmemiz gerekiyor. Evet, nasıl ayırt edecekler? Genelde zaten annelerimiz ve onların jenerasyonları biliyor da biz biraz uzak kalıyoruz bu olaylardan. Kuru ot dediğimiz şey besin değeri yüksek bir şeydir. Nedir? Eğer filiz vermeden, tohum vermeden önce sap kısmını hasat edip onu kurumaya bırakırsak bu kuru ot oluyor. Ve bütün değeri, proteini, magnezyumu, vitamin ve protein kuru otun içerisinde kalıyor. Ama filizlenip çiçeklendikten sonra ben bu otu koparıp hasat edersem zaten bütün besin değeri tohuma, çiçeğe gitmiş oluyor. Otta hiçbir besin değeri kalmıyor. O yüzden saman olarak kullanılıyor. Anladım. Yani biz bu tarz şeyleri daha çok altlık ama tohum vermemiş, yani henüz filizlenmemiş olan sap kısmını kuru ot olarak kullanıyoruz. Kemirgenlerde en sık kullandığımız, herkesin bildiği yonca otu var. Bir de çayır kelp dediğimiz timoti otu var. Yonca otunu daha çok yetişkin olmayan genç hayvanlarda kullanıyoruz. Çünkü protein oranı çayır kelpe göre daha yüksek. Mesela kaç yaşına kadar olanlarda öneriyorsunuz? Yani bir yaşa kadar kullanabilirsiniz. 6 aya kadar da kullanabilirsiniz. Ama bir yaşa kadar yonca kullanabilir. Bir yaştan sonra yoncayı daha az aralıklarla gene verebiliriz. Sıkıntısı yok. Ama onun yerine çayır kelp otuna ağırlık vermeye devam etmemiz de fayda var. Ara ara protein takviyesi daha iyi olsun, hem çeşitlilik olsun diye tabii yonca da verilebilir. Ama dediğim gibi ot kısmını kemirgende hiçbir zaman kafesten uzakta tutmayacağız. Evet. Başka ne verebilirler mesela besin diyeti olarak? Sadece yemini vermeyecekler. Tabii vejetabul da veriyoruz. Evet. Mutlaka sebze meyve ek takviyemizi yapacağız. Pelet yemi tabii ki verir. Kemirgende hiçbir zaman, yani kuşta pelet yemde baskıcı olmuyorum, dışarıdan takviye edebilirsiniz. Ama tabii ki pelet yem de alacak. Çünkü içerisindeki lif oranı ve bizim takviye edemediğimiz birçok vitamin, mineral var. Ama kemirgenlerde mutlaka pelet yem duracak. Çünkü içerisindeki lif oranı gerçekten çok yüksek oluyor. Biz dışarıdan gene sebze meyve takviyemizi yapacağız. Hangi hayvansa, ne uygun olan ne olduğunu düşünüyorsak. Bunları da internetten bulabiliyoruz çok rahat, besin piramitlerini. Bu şekilde takviye yapmamız gerekiyor. Kuru otu olacak, peledi olacak ve vejetabul beslemeye devam edeceğiz. Ve sürekli çok fazla su içtikleri için, idrar çıktıkları için, değil mi? Altlık malzemeleri de önemli. Altlık malzemesi çok önemli. Kafesin her gün
temizlenmesi gerekiyor. Çünkü hem nemli kalıyor ama yine piklerde yavaş yavaş kum kabına alıştıran hasta sahipleri var altlıkla. Çünkü daha çok üstünde yatmaktan çok hani orada kedi gibi kum kabına gidip alışabiliyor. Eğer altlık malzemesini kap şeklinde kafesin belli bir yerine koyabilirseniz. Hazır kafesten bahsetmişken bir ginepikten bahsediyorsak mesela örnek olarak mutlaka gizlenme alanları, dolaşabileceği alan, gerekirse iguanalarda da kullanabileceğiniz halılar var yeşil. Doğal çimden yapılan internette yurt dışında var ama Türkiye'de dün akşam bir baktım ama bulamadım. Yenilebilir altlıklar var yurt dışında üretilen. Biz tabii hayvanlarda gene yani kemirgenlerde kuru ot da kullanabiliriz. Hem yesin hem altlık olarak kullansın diye. Ama mutlaka günlük temizliğini yapmamız gerekiyor. Çünkü nem ve rutubet çok sık yapıyor ve her yere yapıyorlar. Ama genelde şunu fark edeceksinizdir. Kafesin belli köşelerini seçerler. Eğer böyle bir kemirgeniniz varsa günlük o bölgeyi temizleyip haftalık kafes temizliği yapabilirsiniz. Ama bu belli bir bölge seçmeyen bir kemirgeniniz varsa günlük temizlemenizi mutlaka öneriyoruz. Bir de Müge Hanım, kemirgenlerimize ve kuşlarımıza kanibalizm dediğimiz kendi ırkını yeme zarar verme durumlar oluyor. Ben özellikle diyorum hasta sahibimize herhangi bir kemirgeninizin ya da kuşunuzun bir yeri kanadığında kafeste değil mi başka hayvanımız varsa uzaklaştığınızda siz ne öneriyorsunuz bu tip durumda? Mutlaka uzaklaştırma çünkü o kan kokusu yani çünkü genelde şu oluyor popülasyonda hasta olan hayvan diğerlerinin yemeğini bölüşmektense onu aradan çıkartmak istiyorlar. Bu doğal seleksiyon tabii. Bunu hani kafes ortamında ben bunu lise son zamanlarımda öğrenmiştim. Bir laboratuvar hayvanlarla ilgili bir çalışma yapılıyordu. Yaraları olan hayvanın ertesi gün çalışma için geldiğimizde hani genelde kafeste yenilmiş halde sadece iskeletin kalmış halde buluyorduk deney hayvanlarında. İşte sebep bu orada yara olunca zaten kapalı bir ortamdalar. Herkesin belli bir yemek hakkı var. Burada hasta bir hayvan var. Tabii ki onu popülasyondan çıkartıp hem kendi karınlarını doyurup hem geri kalan paydayı doğru paylaşmak istiyorlar. O yüzden hasta hayvanı yani özellikle açık yarası varsa herhangi bir kanaması varsa o hayvanı mutlaka kafesten uzaklaştırın. İyileşene kadar da koymayın. Gerekirse çünkü kavga da çıkar. Kuruyan kan pıhtısı varsa tabii silinebilecek yerdeyse hafif bir oksijenli suyla temizleyebilir ama gözünü falan asla oksijenli suyla önermiyoruz. Silen hasta sahiplerimiz vardı. Göze oksijenli su sürünmez. Sadece izotonikle serum fizyolojik dediğimiz en yani. En sağlıklı her yerde kullanabilecekleri bir izotonik alabilirler. Ya da kaynatılmış su olmuş su olur. Belki bazı çay türleri olabilir. Açık renkli tüyler yeşil çay, koyu renkli tüylerde, siyah çayla aynı küçükken annelerimizin bize yaptığı gibi çay pansumanı olabilir ama kan pıhtılarını da uzaklaştırın. Oldu ya, hiçbir yarası yoktur ama kan pıhtısı vardır. O kan kokusu onu agresifleştirebilir. O yüzden onları da lütfen uzaklaştırın. Kanibalizm en korktuğumuz şey. Yani kendi türünü yeme. Herhangi bir yeri kanadığında iyileşene kadar ayırıyorsunuz. Aynen. Aman dikkat diyorum. Mesela yumurtlama durumunda da değil mi kloaka küçük sıkınırken de kanama olabilir. Onda da erkek ister istemez dişisine zarar verebilir. Yani o tür durumlarda da muhakkak lütfen ayırın diyoruz. Onun ayrıca Müge Hanımcığım Afrika grisi papağanlarımıza da ben değinmek istiyorum. Süremiz az kaldı ama genel özelliklerinden bile nasıl beslememiz gerektiğinden de bahsedebilir misiniz? Aslında biraz konuşmuştuk genel ben sürekli beslenmeyi anlatıyorum ama gene yani söylediğimiz gibi %40 filizlendirilmiş tohum baklagil olabilir. %40 kaliteli tohum kullanabiliriz. Yani %80 oranı sağladık. 20-25'te vegetable beslenmeyi öneriyoruz. Burada verebileceğiniz vegetable besinlerde özellikle egzotik meyveler hani papaya, mango, muz, kivi bunlar seçilebilir. Üzüm verilebilir, nar verilebilir. Sebze olarak da daha çok ben kalsiyum oranı yüksek yeşil yapraklı sebzeleri kullanabiliriz. Gene U ve B lambaları zaten yani ben bütün hayvanlar için kedi köpek için bile ama onları zaten sokağa gezmeye çıkartabiliyoruz. Hani bir kediyi çıkartmıyorsak da kediye de bunu bir şekilde en azından baksına koyup parka çıkarabiliriz arada çok güneşli havalarda. Havanın güzel olduğu bahar aylarında ya da yaz aylarında. Aynı bizdeki gibi onların da ihtiyaçları var ama özellikle kuş ve egzotik hayvanlarda U ve B'yi
ve düzgün beslenmeyi kesinlikle şiddetle şart, tavsiye evet. ediyorsunuz. Gülüm, Afrika grisi papağanları özellikle alıştırmak için, yani bu Jaco diye halk arasında takip edilen kanat ayarı yapıyorlar. Ben onu hiç sevmiyorum. Yani size de özellikle bu konu hakkında değinmenizi istiyorum. Lütfen yapmasın. Yani bunu genelde yetiştiriciler tercih ediyor ve pet shop ve yetiştiriciler aslında hasta sahiplerine bunu söylüyorlar. Biraz da Google araştırmasından sanırım öğreniyorlar. Yani buradaki amaç hayvanı eğitebilmek için yapılan alternatiflerden biri. Yükselmesin ve çakılmadan da düşme, yani çakılmadan süzülerek insin ya diye. Ya da ele alınsın gibisinden. Gibi evet, yani kaçamasın, çok özgürlüğünü hissetmesin. Bazı uçucu kanat türlerinin kesiliyor belli oranda. Tabii bunu doğru yapılmadığı zaman zaten hayvana çok ciddi bir acı veriyor. Evet. Ve de strese sokuyor. Ama yapılması çok gerekli bir şey mi derseniz? Hayır. Evet. Yani çok saldırgan, inanılmaz agresif ve sürekli kaçmaya çalışan bir papağanınız yoksa gerçekten böyle bir şeye gerek yok. Evet. Ki zaten Jaco'dan küçük papağanlar için hiç gerek yok. Hani arama kavlar gibi büyük papağanlarda belki çok saldırganlık yapıyorsa tercih edebilirsiniz. Ama benim de tavsiye ettiğim bir şey değil. Hem süreç hayvanda hoş bir şey değil, hem süreç sonrası yarattığı stres hoş bir şey değil. Ama siz sahiplendiğinizde, satın aldığınızda zaten bu uygulama yapılmıştır. O zaman bekleyip takip, hayvanın mizacına göre de karar verebilirsiniz yaptırıp yaptırmamaya. Ama ben de önermiyorum. Müge Hanımcığım, bir sorumuz gelmiş. Yani bizim pek branşımız değil ama seyircimize yardımcı olalım. Beyefendi hayvanlarını otlamaya çıkartıyormuş. Muhtemelen koyun ya da büyükbaş, ama bir türlü otlamıyorlarmış. Sizce hani şimdi çayırdan vesaire bahsettik. Onun da kısaca değinebilirsek, acaba bir kokudan mı, değil mi, ilaçlı kokudan falan da? İlaç da olabilir de şimdi gerçekten hiç bildiğimiz bir yani biz ya da de... nereye danışabilirler mesela bu konuyu? Bulunduğu şehirde yüksek ihtimal veteriner fakültesi vardır. Evet. Ki büyükbaş fakültelerin daha çok ilgilendiği bir konu. Şiddetle tavsiye ederim. Ya da internetten büyükbaş bir veteriner hekim bulabilirler belki. Çünkü anladığım kadarıyla açık, yani mera besiciliği yapıyor. Mutlaka hani öyle değil bir yere ulaşsın. Zootekni bölümlerine de başvurabilirler. Fakültenizin veteriner fakültesiniz, hayvan besleme de zootekni bölümüne başvurursanız onlar daha bizden, yani büyükbaş konusunda daha bilgililerdir. Mera ve beslenme konusunda onlar size yardımcı olabilirler. Onun haricinde Müge Hanımcığım, ayaklarınıza sağlık. Yani çok güzel daha sorularımız vardı ama sizi muhakkak bir daha konuk almak istiyoruz. Hatta defalarca konuk alabilirim. Çok kıymetli, çok güzel bir programdı. Bize son olarak neler söylemek istersiniz? Egzotik hasta sahiplerimize kısaca neler söyleyebilirsiniz? Şu an egzotik, herhangi bir egzotik veya kuş sahibi değilse ve edinmek istiyorsa mutlaka öncesinde istediğiniz türün özellikleriyle ilgili araştırma yapın. Bakım yerini ve bütün koşulları oluşturduktan sonra hayvanınızı almaya, seçmeye gitmenizi istiyorum. Tavsiye ediyorum. Evet. Hem hayvanın sağlığı için, hem sizin ruh sağlığınız için ve hele çocuk varsa evde, hem de bizim doğru işlemler yapabilmemiz için. Onun dışında zaten hep aynı şeyi söyledik. Gerçekten beslenmeye çok dikkat edin. Hem kendi beslenmenize, hem hayvanın beslenmesine. Ortak şeyleri tüketebiliyoruz çünkü. Parazit mücadelesini gerçekten hiç konuşmaya fırsatımız olmadı. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, dışkı tahlilini ve paraziti şöyle bir söyledik ama aldığınız, sahiplendiğiniz hayvanı birinci haftadan sonra mutlaka bir veterinere götürün. Gerekli birkaç tahlilini yaptırdıktan sonra ve her şey yolunda gidiyorsa bir yıl boyunca bir daha görüşmek zorunda kalmayabiliriz. Benim aklıma gelenler bunlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Her zaman sizi bekliyoruz. Müge Hanım'a da dediğim gibi Instagram adresinden de Facebook'tan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Pet dostlarımızı lütfen yalnız bırakmayalım. Veteriner Hekim programı bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle.